Yağmur yağdı, ünlüler karıştı. Konuşma! 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 İlhan Mansız ve Adem erzaklarını ayıracak mı? İlhan abi pirincini ayıracakmış. Ünlüler Adası'nda neler yaşandı? Kes! Kes! Cevap verme bana! Birazdan Survivor Panorama'da... Panorama'dan hepinize merhaba. Bu coşkulu alkışları sanıyorum Damla ve Ebru'ya borçluyuz. Çünkü günlerden beri diyorsunuz Damla nerede, Ebru nerede, neden eski konukları ağırlamıyorsunuz diye. Gördüğünüz gibi hepsi sırayla yayınımıza geliyorlar. Heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Sorularınızı şimdiden bizlere iletebilirsiniz. Survivor Panorama hashtag ile. Biliyorsunuz bugün Cuma ve Survivor Panorama'ya özel görüntülerimiz olacak sizler için. Haftayı derleyeceğiz. Ünlüler cephesinde neler oldu, gönüller cephesinde neler oldu, tartışmalar, ödüller, sıralamalar, konuşulmadık hiçbir şey kalmayacak. Elbette Seda'nın elenmesini, konserin detaylarını da sizlerle paylaşacağız deyip bir konuklarımıza hoş geldin diyelim. Damla bizimle, Ebru bizimle. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bir güzellik gelmiş ikinize de. Zaten çok güzeldiniz. Bir kaç aydır görmüyorum? 6-7 aydır görmüyorum. Evet. Bayağı bir değişiklik evet, var. Evet, bayağı oldu. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Güzel. Benim güzel. İzmir'de. Evet, İzmir'deyim zaten. Kaldığım yerden devam ediyorum her şeyi. Spor eğitmenliği. Çok yoğun. Tabii Survivor bitti. Ondan sonra güzel bir ilgi. Hani her şey çok iyi geçti. Tabii onun öncesinde bir tatil. Yani. Kendime gelme. Sonra aldığım kiloları verme. Ne tatili? Zaten İzmir'de yaşıyorsun. Dünyanın en güzel yeri ya. Evet ama yine de güzel bir tatil yaptım. Gece onlarda bile Instagram'a story yüklediğinde spor yapıldığını evet. Görüyorum. İzmirliler bayağı herhalde hevesli tabii canım, bu konuda. Yani saat 10.30'da falan dersim bitiyor. Sonra ben eve git zaten 11 derken. Yoğun bir tempo. Survivor izle ancak zaten gün bitiyor işte. Tabii. Normal. Bir de internetten onun tekrarlarını seyret. Hani o şekilde geçiyor. Ders arasında öğlen geliyorum eve. Ondan sonra sizi izliyorum. Azıcık izliyorum. Kapat tekrar işe git falan böyle koştur koştur yani süper ya. Geçiyor. Teşekkür evet. Ederiz Damla. Varlığın yetiyor hakikaten. Teşekkür ederim. Ebru sen nasılsın? İyiyim ben de. Senin tabii, de modellik devam ediyor herhalde. Model benim defileler çok yoğun devam ediyor. Hatta yine İzmir'e gideceğim yakın bir zamanda. Belki ararım seni görüşürüz. Tiyatro oyunum başlayacak. Tiyatroya başlıyorum. Güzel. İşte onun heyecanı var. Provalar falan benim için tabii çok çok önemli tiyatro oyunlarla. Adı ne oyun? Dönme Dolap. Dönme Dolap. Evet. Çok enteresan bir ödül almış bir baş oyun. Başrolmüş Ebru. Evet. Hatta çok... Dönme Dolap sen misin? Survivor'ı karıştıramadım. Orayı karıştıracağım. Orayı karıştırmadım da burada karıştırdığına dair çeşitli söylentiler var. Ben girmiyorum araya bilemedim. Yani burada şöyle bir şey yorum yaptık yani aslında bir nevi. Öyle sonuçta eleştirmemiz gereken insanları eleştirdik. Bu çok normal. Çok egosantrik şeylere girmemek lazım. Geçmiş geçmiş de kal aynen zaten. Öyle. Yani, yeni Survivor'lar var. Tabii ki tabii ki. Hep, ben zaten herkesle görüşüyorum yani hemen hemen. Survivor bitti. Nagihan'la bile görüşüyorum düşünün. Bile. Aynen. Anladım. Bayağı telefonlaşıyoruz, konuşuyoruz. Nagihan oynuyor mu dönme dolapta? Yok. Tamam. Aslında teklif etsek olabilir ya, güzel olabilirdi. Sorarız Nagihan önümüzdeki haftalarda yine bizim konuğumuz olur. Bir sorarız oynamak istiyorum diye. Şarkı falan söylediğine göre oyun da oynar. Ben ya de onun söylemiş izleyemedim. Gelir. Konuştuk, şarkı falan söyledim dedi. Yasaklandı zaten. Artık bulamazsın. İnternette de yok, bir daha yok. Yani. Üstesinden gelir Nagihan, istedim yapar. Hakan sen nasılsın? Yine üç bayan. Bu hafta hep öyle oldu evet, ya. Evet şansıma, çok şanslıyım. Yine elenen bir kadın yarışmacı haftaya da hep böyle gidecek. Evet, bir alkış alabilir miyiz? İlk güzel bir alkış. Güzel bir hafta geçirdik. Survivor dolu. Her şeyle güzeldi. Şimdi Cuma. Hayırlı cumalar hepinize. Nesin abla hediye yollamış. Ne almış? Bilmiyorum ki açmadım daha. Bakalım mı Nesin abla açabileceğimiz bir şey mi? Nesin abla... Yani senden her şeyi beklediğim için sormak zorundayım. Abi ben tekini insan değilim. Doğru benden her şeyi bekleyeyim. Bomba ben falan değil açayım. Değil mi? Bomba falan değil. Yok annem onun için nerede bomba olsun kurban olsun. Hayırlı yayınlarınız olsun. Fulya Hanım hoş geldiniz. Fulya. Ben hoş geldiniz. Be, andırıyor muyuz? Ben mi? Fulya'ya benziyorum. Ebru valla Fulya'ya benzettim seni. Ebru ben. O Damla. Ebru ben Damla. Ben Hakan bu arada. Hakan seni tanıyorum canım ya. Şey Nazmi'nin de doğum günüymüş onun için de geldik. İki gündür yoktum ondan sonra. Nasıl iyi misiniz? İyiyiz. Buna ne var şimdi? Hakan Bey burada ben senden de selam söylüyorum. Hediyeni beğenir misin? Küçük gelse çam sakızı çoban armağanı. Peki. Beni Dominik Adası'na bir seyirci olarak yollar mısın? Şey Acun Bey'e buradan sesleniyorum ya. Ooo. Keskin ve bileklik. Vay çok teşekkür ediyorum. Gerçekten vallahi. Mi?
beni hatırlarsın. Gizem Hanım'a da buna sevgiler olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınları olsun onda. Çok sağ olun. İkisi de benim için çok güzel hatıra. Gerçekten mi? Evet, takacağım ya burada. Siz de benim ya şey çok sık size. Ama ya bileyim acıdı ha. Size de alacağım şeyi. Biraz. Ay Nur tamam Hanım. Bir şey demedim. Ay, ne Hanım? Ne Hanım dediniz? Nur Hanım dedim. Ha, tamam ben Duygu anladım da dedim ki oraya... Ya anne benim ben konuşalım. Artık idare edeceksiniz. Ama Dolinik Adası'na gitmek istiyorum ya. Bugün kimi tutuyorsun? Adem'i tutuyorum. Ben dönüyorum boyuna. Şey Fenerbahçeli... Serhat Akın. Serhat Akın'ı da tutuyorum. Hı-hı. Ama öbür tarafları şey sağlam göremiyorum yani. Şey yani güçlü değiller. Biraz tıkanıyorlar falan koşarken. Gönüllerde yılanlı kız. Yılanlı kız gidecek. Delisa gidecek. Delisa gidecek yani. Hangi adaya gitmek istiyorsun sen? Ben Dolinik Adası'na gidiyorum. Dolinik. Yani şey beni göndersin oraya. Acun Bey beni oraya seyirci olarak göndersin ya. Vallahi. Çünkü seyirciler diyor ki seni niye göndermiyor Hakan Bey diyor. Bana kaç kez söyledi ben yarışmacı olarak zannettim. Ama şey gidiyormuş şimdi gezmeye. Kim? Yani gezmeye hani öyle... Orada gönder... seyirci yok bu yok arada. Mu? Yok. Ya beni sağlıklı olarak beni sıkıştırır bir şey olmaz. Ben onları güldürürüm ya. Bilmem Hakan'a söyle ben karışmıyorum. Ben karışmıyorum. Olabilir bunu ileteceğiz Acun abi. Ha duysun yukarıdan. Valla bir de resim çektireyim onunla vallahi ya. Tamam. Nazım Bey doğum gününüz kutlu olsun. Ha, hayırlı yaşlarınız olsun. Kaç yaşına girdiniz? Teşekkür ediyoruz. Diline sağlık. İlerleyen dakikalarda yine yorumunu alacağım. Aman tamam mı? Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlarınız olsun. Çok sağ ol. İnşallah. Amin. Dualarla. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Damla sen burada daha önce bizim konuğumuz oldun mu hiç? İlk Hayır. defa. Yok, çünkü Kıbrıs'ta sadece Kıbrıs'ta evet. bizimle Aynen. birlikteydin. Kıbrıs'taydık. Bir de Kıbrıs'ta en son ben çıkmıştım zaten. Evet. Ve kısa bir yayın olmuştu. Ama orada da. Hepinizi birden ağırlamak zorundaydık. Süremiz çok kısaydı. Aynen. Hepinize çok kısaydı. 6 saat. Evet çok ama. Güzel. Rekor bir yayın yaptık. Kısa ama bir şey söyleyeceğim. O kadar yarışmacıya az. Için. Evet. Sahi. O kadar yarışmacıya çok azdı. Daha neler sorardık Hakan ya, biz? Tabii ki. Güneşin alnında gerçi bayağı bir sıcak. Ben Damla... de ilklerde çıkmıştım. Evet. Yani bizi düşün. Tepemdeydi. Bizi düşün ama bir de biz en son hatırlıyorum. Böyle... Gözlükteydin sen. Damla yeni elendiği için daha tabii yeni çıkmış. Evet. Biraz o yayın şu bir şeydi. Yani kendime gelememiştim. Hem üzüntülü hem böyle daha hani o hayata evet. adapte olamamış. Şimdi artık ben zaten burada... eğlendikten sonra da üstümden 1,5 saat falan herhalde kıyafetlerimi hiç çıkarmadım. Normal ama. Çıkarmak istemedim. Böyle değişik bir sendrom oluyor yani. Ertesi gün olsa da yine de hani kendime gelemedim. Rahat belki bir ay. Kaç gün kaldın Damla sen tam orada? Daha ne? 5 mi? Yok 140 gün kaldım. Öyle bir şey evet. Ama senden 2016'nın kadın şampiyonu diye bahsediliyor. Bence evet. bu en güzel bir şey. Böyle bir iz bırakıyor olmak da zaten ne kadar çok emek harcadığının resmi. O yüzden içinin rahat olduğunu düşünüyorum ben ama yeri gelmişken bir kez daha söylemek istedim. Teşekkür Mutlu ederim. Mutlu musun burada olmaktan? Ya tabii ki de burada olmaktan mutluyum ama şu an mesela Survivor'ı seyrederken böyle bir enteresan hissediyorum kendimi. Neden? Çünkü hani biz de oradaydık ya biz de orada koştuk falan böyle yani değişik bir hissiyat oluyor. Hatta ilk gün başladığı gün şey dedim yok ya ben izleyemeyeceğim yani dedim. İzleyemem dedim. Sonra izlemedim. Hakikaten de izlemedim. Üzüntü mü? Hırs Sonra mı? Açtım kıskançlık tekrar. Mı? Hangisi? Hangi yani. Duygu merak ediyorum. Üzüntü mü? Kıskançlık mı? Hırs mı? Orada olma ya isteği orada mi? Orada olma özlem çünkü mi? Aslında şöyle şimdi. Mesela biz gönüllüler takım olarak konuşuyoruz. Her gün konuşuyoruz zaten. Buna kimse inanmıyor ve inanmak da istemiyor. Bilmiyorum. Hemen hemen her gün konuşuyoruz ve şöyle bir şey şimdi aramızda içimizden isteyenler, özleyenler var. Kimisi de diyor ki ya yok canım hani saçmalama Damla kendine gel falan. Belki de en çok dillendiren de benimdir. Ben çok özlüyorum hakikaten. Hani acısıyla tatlısıyla evet sakatlıkla geçirdik. İşte çok zordu, çok aç kaldık. Hani öyle böyle bir şekilde zaman geçti. Hani en son belki 10 gün falan artık bitsin böyleydik yani. Çünkü hani tükenmiştik. Hakikaten tükenmiştik. Onun dışında da sonra buraya döndüğüm zaman da şimdi izlerken de diyorum ki ya tekrardan orada olmak var. Aynı yarışmayı aynı şekilde belki de o hırsı, mücadeleyi hani sonuçta belki de sporcu olduğum için o çekişmeleri çok özlüyorum. Bir de benimkisi biraz daha böyle dişe diş, kana kan geçtiği için. Bu sene için ne düşünüyorsun peki? Çok özürüm Hakan. Bu sene için favorin var mı şimdiden beri? Şu an aslında favori olarak birisini söyleyemiyorum ama ben en çok şaşırdığım bir şey var. O da Berna. Berna'ya çok şaşırdım. Çünkü ben gözaltındayken diyordum ki Ecem hani hak ediyor ve Ecem gitmesi gerekiyor diyordum. Fakat şu an baktığım zaman hani herkes şu anda şey modundaydı. Önceden bildiler ve antrenman yaptılar, antrenman yapabiliyorlardı. Fakat Berna'nın bir dezavantajı var. Gözaltı evinden çıkıp gitti. O yüzden antrenman yapmadan. Ama gayet iyi performans. Ve şu anda çok iyi. Ama onun gerçekten... da avantajları var. Sonuçta gözaltından çıktı ve 4 ay insanlar onu seyretti. Onun getirdiği avantajlar, televizyon ekranına bir şekilde alışma falan artı. Evde istese spor da yapardı yani. Hani... Ya yaptı zaten birkaç kez yaptı onlara rastladım.
Ama yine de bence i̇yi, daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani ve şu anda bence performansı çok iyi. Yani, seni şaşırtan isimlerden evet, o zaman Bernardo ama evet, favori daha belli değil diyorsun. Hı. Ebru senin için bu sene? Yani benim de bu sene öyle belli bir favorim yok ama ben yani Hakan'la da dışarıda konuştuk. Ben bu sene genel olarak geçen seneye göre takımların birbiriyle uyumunu daha çok orantılı ve doğru buldum. Ve ya şimdi takımları performans olarak dengeli mi buldun? Yok, kızları çok dengeli bulmuyorum aslında. Aha. Yani Berna biraz şu an tek başına kaldı gibi performans olarak gönüller takımında. Ünlüler takımında Sema Pınar bayağı Berna'ya göre çok çok daha iyi. Hı hı. Berna'yı nasıl elemek istediler onu da anlamadım. O biraz mantıksız olmuştu. Ama ben bu sene Berna şeyi hoşuma gidiyor Berna'nın. Bana çok içten geliyor izlerken. Bilmiyorum neden. Hani tavrı, hareketleri, konuşması çok doğal, içten geliyor. Ben de Berna'yı favorilerden diyebilirim yani. İkiniz de kadın yarışmacıdan bahsediyorsunuz. Bu sene erkek sanki benim hissiyatım erkek dışarıda Damla'ya da dedim. Bu sene sanki bir bayan kazanacak gibi geliyor. Bayan kazansın neden bilmiyorum bence. Ya, yani şey önemli. Karşına kimi aldığın önemli. Evet ama erkekler mesela erkekler de iyi ama baktığında kadınlar geçen seneye göre kadınlar bu sene daha iyi gibi geliyor bana. Öyle performans mi? Olarak. Yani ünlüler Sema, Pınar. Yok bence bayanların çok çok iyi değil yani. Ben öyle düşünüyorum. Hani bir efsane wow dediğim kişi yok. Ama Sema hani, genelde oyunlarda Sema birinci çıkıyor zaten, diye söylüyorum. Evet. Sema için. Şimdi Sema'yı katmıyorum çünkü zaten hakikaten Sema çok iyi. Hmm. Hani bakıldığında bence tek performans olarak çok iyi olan bir kişi var bayanlarda, o da Sema. Hmm. Zaten Sema muhtemelen finalde olacaktır diye bakıyorum direkt. Son 4. Açılacaklar evet, bence ya. Net Pınar yani, da yavaş yavaş açılacak. Daha çok evet. Yani. Hızlılar. Ama. İkisinin yarışını izledim ben. İkisi Sema ile Berna'yı mı? Sembol oyununda ikisi başa baş yarışıyordu. Yani Pınar da biraz bence yavaş yavaş açılacak diye düşünüyorum. Biraz Nagihan Damla eşleşmesi gibi onlar da sürekli evet, Berna ile evet, karşılaşıyorlar. Evet. O bir şans mı şanssızlık mı zaten bilinmez. Aynı en güçlüler birbirleriyle. Aynı takımda olmaları bence bir şans. Eğer farklı takımda olsalardı Pınar sıkıntı yaşayabilirdi. Çünkü Sema Pınar'dan bir tık daha hızlı. Hmm. Ama ilerleyen zamanlarda oyunlar bireysele döndüğünde artık mesela Pınar kalabilirse adalar birleştiğinde bence Berna Kekliklerle ciddi adada savaşacaklar yani karakter olarak uyuşmayacaklarını düşünüyorum. İkisi de çok sert karakter ve altta kalmak istemeyecekler. Hani Sema ile Berna yaşamaz ama Pınar'la Berna hatta yakın zamanda bence oyunlarda bile yaşayacaklardır. Bu yani sene zaten biraz erken başladık. Hani hem takımlar içerisinde hem yani iki takım arasında da sizde zaten gönüllerin hep söylüyor, Hakan da söylüyor gerçekten. Semih ve Gizem Kerimoğlu'nu bir tarafa ayırıp sizin kendi aranızdaki kenetlenmenin çok farklı olduğunu hep konuştuk. Evet, bu evet, sene öyle bir izlenim alır mıyız diye de konuştuk ama henüz öyle bir hissiyatımız biraz yok. Zor gibi olsaydı ya, şimdi hissederdik herhalde. Denk gelmesi. Şimdi hepsi ne derler aşağı yukarı bir yaş aşağı bir yaş aynı yukarı yaşlarda, aynı yaştalar. Baktığın zaman hani yaşam tarzları ve kendi hayat sosyal ortamları birbirine uyuyor. Anlaşıyorlar. Ne bileyim orada çok güzel kaynaştılar. İşte hala da devam ediyor 6-7 evet, kişi yani. İşte gönüller evet, takımında pek o şeyi göremiyorum ben. Karakterler hepsi birbirinden çok farklı gibi geliyor bana. Evet. Kimisi yurt dışında yaşamış. İşte kimisi daha sessiz. Mesela Deniz Han'ın üstüne gidiyorlar falan. Hani tamam bence de itici bir karakter ama eğlenmemek için elinden geleni yaptı yani sonuçta. Yaptıklarını doğru buluyor musun Deniz? Yaptıklarını doğru bulmuyorum. Ama ya esas da kız yanlış bir şey yapmadı ki baktığınız ya zaman. Ya aslında şöyle bir şey. Dedi ki yani ben adadan gitmek istemiyorum. O yüzden eseri yazarsan çok daha mutlu olurum dedi. Hani tamam kulisse o kadar da rahatsız edici bir durum. Bir de esere sormuş yani bunu zaten yani öncesinde. Esere demiş, eserle konuşmuş benim izlediğim kadarıyla. Ogeday anlatmıştı. Biraz tabii yaşı küçük ama yaşı küçük olsa hemen akıllı aslında birçoğunda. Evet bu söylediğiniz belki kabul edilebilir. Daha doğrusu farklı eleştirilere yol açabilir ama Anıl'la konuştuklarını diğer arkadaşlarına söylemesi. İşte o yanlış. İşte o yanlış. Yani evet, hani bunlar üst üste konunca bazı hatalar yani oldu. Ortaya biraz çıkıyor yaştan zaten dolayı ben düşünüyorum. Hani yaşı çok küçük. Biraz belki hani belli ki Deniz Ay'ı da çok içlerini almadı oradaki kimse. Hmm. Belki yaşından ama falan bence dolayı aslında içlerini almadıklarının sebebi Deniz Han'ın davranışları. Evet, ilk haftadan. Tabii. Yani hani biraz bence fazla şey sivrilmeye çalıştı. Evet aynen sivrilmeye çalıştı, belli etmeye çalıştı. Hani şey diye baktı olaya diye düşünüyorum. Survivor kulis üstüne bir şeyler yapılıp ben bir yere gelebilirim diye baktı. Ama bence hani ters köşe oldu. Ama şey çok yanlış konseyde dediği şey. İşte kulis yaptım sen de yedin
böyle bir ağızları ama onu dememiş işte. Hakan orada farklı düşünüyor. Bence ben öyle düşünmüyorum. Orada bayağı asıl demek istediği ağzından kaçarak söyledi onu. Ki kulis yaptım, sen de yedin demesi lazım. Bu tavırda demesi lazım. Kulis yaptım, sen de yedin. Yaptı. Ya işte oradaki bence beden diliyle farklı bir şey orada anlaşılıyor. Orada uyarınca. Erdi, bence olumlu bakıyorum ben. Ben öyle bakmıyorum. Erdi uyarınca çevirdi. Şimdi kulis yaptım, sen de yedin demesi... Yani ben kulis yaptım, sen de yedin o gaday falan, bu tarzda konuşması lazım. Ne yapayım yani, yemeseydin der gibi. Orada kulis yaptım, evet doğru, kulis yaptım, sen de yedin. Böyle konuştuğu için bence... Peki sence bunu diyebilir mi bundan sonrası için? Hani bir haftalık planı böyle olan biri bundan sonrası için böyle bu kadar net... Bence o... Aa nasıl kurtuldum, lay lay lom, lay lay lom deyip... O bir an yaşının yani verdiği, heyecanının verdiği boşluktan içindeki şeyi söyledi. Vallahi, ve bence iyi olmadı. O gedaya gidip bunu söyleyecek kadar... Akıllı davranan biri bence onu söylemeyecek kadar da akıllıdır. Yani düşünürsen bence onu yapmayacağı bir hareket. Bilmiyorum, çeşitli yorumlar var. Ya ben tamamen biraz evet kulis yapıyor, böyle bir dedikodu yapıyor, orada kalmak için bir şeyler yapıyor. Biraz başarılı oluyor ama biraz da hani yaşından dolayı hemen yanlış cümleler kullanıp kendini ele veriyor Deniz'e. Gönüllerden bu kadar bahsettik, bu hafta neler yaşadıklarını da konuşacağız ama tek tek isimler üzerinden Damla senin de bir yorumunu almak istiyorum. Hem Eser hem de Erdi için ne düşünüyorsun? İkisi de öne çıkan karakterler. Evet yani Erdi için tabii çok sağlıklı şeyler düşünemiyorum ama yani hani insanların yorumları işte hani halkın içinden geldi vesaire vesaire. Yani bunlar böyle artık çok klişeymiş gibi geliyor bana. Yani sonuçta hepimiz halkın içerisinden geliyoruz. Hani herkesin bir ailesi var, herkesin doğduğu büyüdüğü bir semt var yani. Hani bunları bu şekilde değerlendirmek bence çok yanlış. Performansa baktığım zaman da Erdi'de ben bir şey göremiyorum. Eser iyi, evet. Eser'in de çıkışları var ama hani sanki bir tık daha belki hızlı olabilir. Ama şu anda da böyle çok başlarda olduğu için de bunu tam net kestiremiyor olabiliriz. Belki hakikaten Erdi kilo verdikten sonra da hızlanabilir, bilmiyorum. Ama yani tam net olarak çok bir şey söyleyemeyeceğim onun hakkında aslında. Şöyle yapalım o zaman. Bu hafta neler yaşamışlar gönüller kendi adalarında bir ona bakalım. Çünkü gelgitli bir hafta yaşadılar. Bir her şey normal derken birden tansiyon yükseldi, birden düştü ama neler yaşadıklarını biz derledik Survivor Panorama olarak. Bir bakalım haftanın özetine gönüller cephesinden, ardından buradayız. Sen bana dedin ki seni yazmak pişman oldum. Ben aslında başka birini yazacaktım dedim. Ben sana dedim. Kimi yazacaktım? Sen de dedin ki yazacağım iki isim vardı. O iki isim arasında Anıl, çok yerde kaldım. Anıl ben sana konuşma dediğimde şimdi anlıyorsun, anladın mı neden? Biraz daha sen oyuncusunda. Geçen akşam bir uykulu var. Ben 4'te de sabah 4-5 kadar ağzımdan, kusura bakmayın, ağzımdan hiçbir laf çıkmasın. Ben yatağımda çekmek zorunda değilim. Konuşacaksanız özelinizi lütfen buyurun. Seferlik böyle olsun ben de. Bu seferlik. Beni tehdit etme. Tehdit etme. Bak bu seferlik böyle olsun. Beni tehdit etme. Sen bunu tehdit olarak algılıyorsan mağdurlarınızı çok fazla. Her şeyi söylüyorum. Sen... Uykum var dediğim dakika. Konuşmayın abi herkes o zaman. Susar. Konuşmayın tamam abi o zaman. Anladın? 3 saat kahkaha attınız hepiniz için burada. Ben hepiniz. Kahkaha hepiniz. Atmadım. Sen de attın. Bana bağırma. Sen de attın. Yok, bana bağırma tamam mı? Yok, sen de attın. Bana kimse bağırmaz. Ben burada herkese saygılı konuşuyorsam bana da saygılı konuşmak zorundasınız. Ne ekerseniz onu biçersiniz arkadaşlar. Okay. Ne ekersen onu biçersin. Tamam aynen. Sen güldün, kahkaha attın. Ben de şu an bir problem konuşuyorum. Ben kimseye gülmedim. Sesini çıkarsaydın o zaman. Git orada tartış sesini ya. Sesini çıkarsaydın. Git orada tartış diyorum ya. Gülen insanların yanında da sesini çıkarsaydın Allah o zaman. Allah Allah kendinizi sürekli pimpaçlı çıkarmaya çalışmayın. Pardon hepinizin o işi siz biliyorsun ya. Ya gidin lan lütfen ya. Hepinizin bahsediyorsun Berna. Dön Gülenlere önüne. Niye laf dön söylemiyorsun? Önüne. Yok, sakin ol. Önüne dön. O bana bağırma. Bak, Emre Baki konuşma benimle. Bana bağırma. O sen bana Emre Baki konuşamazsın. Berna. Bıktım senin süt. Sen kimsin bilmem nesin laflarından ya. Sana kim öyle konuştu bugüne kadar? Sen de sürekli tartışıp durma be. Yanımdaki yatağım. Bir şey de ortaya atıyorsan doğru dürüst konuş. Saatlerce sizin konuşmanızı çekmek zorunda değilim be. Yeter. Medeniyet denen bir şey var ya. Saygı denen bir şey var ya. Bir günde gelip de beni tanıyamazsın burada. Ben belki tanırım. Belki tanıyamazsın. Belki ben insan sarrafıyım. Tanıyamazsın. Çünkü kelimelerin bile net değil. Sürekli saptırarak konuşma. Belki ben insan sarrafıyım. Hoş geldinden mi tanıyorsun abi? He? Hoş geldinden mi tanıyorsun?
sadece hoş geldin değil. Mesela Gökhan'la... ben hoş geldin dedim. Sen benim hakkımda da konuştun. Evet, ben senin hakkında konuşmadım. Ama düşüncelerin insandan bahsediyorsan iki insandan. Önce onu çözüp sonra seni çözeceğim gibilerinden söyledim. Ha, çözmeye geldin yani. Sen buraya bizi çözmeye geldin. Ben burada herkesi biz çözmeye geldim. Biz kendimizi ifade ettik abi. Ben burada herkesi çözeceğim ki. Beni çözme. Bundan sonra beni çözmeye de çalışma. Ama bak lütfen bak, arkadaşlar. Hayır, bundan sonra beni çözmeye de çalışma. Benimle olan kelimelerini de seçerek kullanırsan sevinirim. Sen de aynı şekilde. Seçerek kullan. Ben kimsenin hakkında bir kelime bile konuşmuyorum. Konuşmam da yüzüne konuşurum ben seni. Fark etmez ben de tamam seni, mı? Ben senin arkandan benimle olan ben, kelimelerini seçerek konuşacaksın. Ben de seni şu an yüzüne konuşuyorum. Seçerek konuşacaksın. Seçerek bu kadar yani. Bitti. Sen de artık bundan sonra diyalog yok. O zaman sen seçerek tamam. Değil ben istediğimi konuşurum. Sen artık ne zaman eğer benimle ilgili bir problem yaşıyorsan geleceksin benimle konuşacaksın. Ben seninle bundan sonra konuşmuyorum. O zaman konuşmuyorum. Bitti. Ben de seninle tamam bitti. Ben de seninle konuşuyorum. Ben resmen o sepetin içinden börek çıkınca dedim ki hani parkurda bacağım kalsın, kafam kalsın. Önemli değil ama alalım. Çok güzel geldi. Çok. Peki ilk ısırdığınızda? İlk ısırdığınızda. Ben ilk ısırmadım, yaladım. Bitmemesi için. Gerçekten. Yavaş. Ben önce bir kokladım. Ben de kokladım. Ne kız geçirdim oğlum. Gülüyorum. Gülme aldı beni. Dur özel yapıyor. Nasıl yiyorsunuz? Unutmuşuz. Ben böyle Elif kat, ne kat yaptı? Kat yedi ya. Şaka gibi. Ben o kadar sabırlı davranamadım. Hepsini yutasın ben geldi. Ben de. Önce bir koklayın ne olur. Yemiyorum. Ne olur önce bir koklayın yemeyin. Acun Bey açtı ya böyle. 4 tane 4 dilim gördüm. Ya diyorum ki kazanırsam diyorum. 4 dilimi nasıl yerim? Bir tanesini sağ elimle, bir tanesini sol elimle. Üçüncüyü böyle iki elimle. Dördüncüyü nasıl yerim? Yani tutma ensiz. Sadece ağzımla. Abi böyle düşünüyorum ama sonra iki dilim dedi. Dedim mesela buna da şükür yani. Buna da şükür. Yağmur yağdı, ünlüler karıştı. Konuşma! İlhan Mansız ve Adem erzaklarını ayıracak mı? İlhan abi pirincini ayıracakmış. Ünlüler adasında neler yaşandı? Kes! Cevap verme bana! Birazdan Survivor Panorama'da... Geçmiş günlerde ne çabuk bir haftayı devirmişiz. Şimdi izleyince bu kadar olay nasıl bir haftaya sığmış dedim. Eminim birçok izleyicimiz de aynı şeyi söylemiştir ama Damla senin yorumunla başlayayım. Şimdi barınakta konuşulup konuşulmaması kavgası Survivor tarihinde süregelen bir durum zaten. Evet, sen sessiz konuş, uzakta konuş, sahile git, aranızdaki sorunları başka yerde çözün gibi. Şimdi burada Berna'nın bir çıkışı var. Gidip uzakta konuşun. Ben rahatsız oluyorum, uyuyamıyorum. Siz konuştuğunuz için konsantre olamıyorum. Ertesi günkü oyuna diyor. Ne derece haklı? Yani arkadaşlarıyla arasındaki uçurumu biraz daha derinleştirmiyor mu bu sence? Yani ne yapması işte bu lazım? Bu çıkışlar aslında bana göre çok yanlış. Yani çünkü biz de aynı şeyleri yaşadık. Yani takım olarak zaten bir şeyleri çözüyor ve konuşuyor olman lazım. Çünkü bireysel olarak bir tarafa gittiğin zaman hani bu sefer herkes de algısı oluyor. Acaba benim hakkımda da konuşuyor mu? Acaba öyle mi? Bu sefer de moduna giriyorsun. Hani benim arkamdan da konuşmuş olabilir, bana da sallamış olabilir falan. Çünkü hakikaten yani Survivor çok ciddi ve zor bir yarışma. Hani orada açken her şeyi kurabiliyorsun. İki kişi orada yürürken bile acaba bunlar ne konuşuyor? Fısır fısır olduğunda bile konuşuyoruz. Mesela kendi özel hayatında annesini babasını anlatıyor ama. Yani aynen öyle yani. Belki özlediğin bir insandan bahsediyorsun. Özel hayatından bahsediyorsun ama hani söz konusu olan böyle iki kişi bir araya geldi mi orada kesin bir şey vardır. Hani, kulisler dönüyordur. Kulisler dönüyordur. Hani çünkü zaten hani öyle bir algı da var. Bence işte Deniz Ada aslında bir tık oralardan kaybetti gibi geliyor böyle sessiz konuşmalarında. Onun dışında da Berna yani kalkıp hani hep beraber de orada konuşulabilirdi. Ya bu aslında %50-50 biraz da. Hani haklı da olabilir, haksız da olabilir. Ya biz de çok tartışma yaşadık. Hani barakanın içerisinde. Hani ben uyuduğum zamanı da biliyorum. Uyumaya çalıştığım zaman hani içeride bir konuşmanın döndüğünü de biliyorum. Ama kimse kalkıp da ağzını açmadı. Böyle bir durumda. Biraz hani anlayışlı neden olmaları buradasın? Lazım. Evet yani biraz daha böyle alttan alıyor olmak zorundasın. Yani bu herkes için geçerli. Yani çok da şey değil yani normal gibi geliyor bana. Çünkü Survivor'da zaten tartışma olacaktır, anlaşmazlıklar olacaktır. Hani bunu büyütmenin pek bir manası yok.
sahaya yansıyıp yansımadığını zaten gördük. Evet, beraber. Aynen. Ebru, peki Gökhan'ın orada Berna'ya çıkışını nasıl değerlendiriyorsun sen? Yani bence ben şey diye bakıyorum, yani Gökhan biraz abartıyor gibi geliyor bana. Biraz da bayanlara karşı biraz sanki böyle daha yumuşak konuşabilir. Biraz sinirli bir, yani sinirli, mesela Serhat kadar sinirli değil ama böyle şey bir konuşması var Gökhan'ın, böyle her an kavgayı başlatacakmış gibi bir konuşması var. Yani bizim adada ben elendikten sonra da izlediğim kadarıyla benim zamanımda da biz böyle biraz saygı gösterirdik yani uyuyan insanlara. Mesela konuşuluyorsa fısır fısır konuşulurdu. Orada üç kişi falan bayağı sesli bir şekilde. Bir de zaten hani herkes stresli, eleme olmuştu galiba. Onun üzerine bence biraz hani dışarı çıkıp uzakta konuşmaları bana göre daha doğru. Çünkü çok yorgunsun, konseyden çıkmışsın, oyun oynamışsın, sabah erkenden kalkacaksın, oyuna gideceksin, açsın. Ama hepsi onun öncesinde de şey, daha önceden de olmuş yani konuşma. Bir gece önce mi? Yine ha. Olmuş. Evet yani evet. Hani o zaman baktığında da evet yani şey yapmaları lazım. Hani diğer tarafta o zaman eğlenselerdi. Berna'nın gece önce eğlenmişler. Bir gece önce konuştunuz, konsantre olamadık, oyunu kaybettik. Bari bu gece yapmayın, gidin kenarda konuşun. Ona göre rahat rahat uyuyalım. Bir de şöyle diyor. Bir durum var. Berna şey diyor, yani, o zaman hepimiz konuşuyorduk. Şimdi 3 kişi yani 2 kişi 3 kişi ve diğer insanlar uyuyor. Hani Berna'yı ben şey bulmuyorum yani orada kavga çıkarmak için bir şey yapmadı. Gerçekten kız uyumak istiyor. Yani o yüzden de şimdi az çok anlıyorum, sen de adadaydın hani şey, gerçekten çok yorgun oluyor insan yani. Ama de, herkes yorgun. Evet yani. Ama o açlık var ya, o açlığı hemen uyumak istiyorsun. Hani o açlığı çekmek istemiyorsun. Hemen hani uykuya dalayım sabah olsun oyuna gideyim diye. Ama tabii şöyle de bir durum var, herkes birbirini bilenmiş durumda. Yani herkes birbirinin hatasını kolluyor ki hani sesler yükselsin falan diye. Berna da çok kibar bir kız. Biraz onu kendime benzetiyorum ben şey gibi. Böyle hani alttan, yani nasıl söyleyeyim? alttan kibarca söyleyeceğini söylüyor. Yani altta kalmıyor. Böyle sinirlenmiyor da mesela Nagihan gibi bağırıp çağırmıyor ama böyle alttan kibarca cevabını veriyor herkese. Ben de biraz öyleydim galiba. Berna'nın sesini yükseldiği anları duyduk canım. Duyduk bu sene. Nasıl? Sesini yükseldiği anları duyduk. Evet yükseliyor ama böyle hakaret vari böyle. Yok. Hani şey saygı, çok aşırı saygısızlığa dönüştürmüyor. Daha var ona bir 20 gün falan. Biraz daha aç kalmak lazım. Bir ay sonra zaten herkes. Evet ama bu sefer gönüllüler takımı daha böyle bir karışacak gibi, ünlüler takımı. Şimdi ünlüler takımı Hakan'a da dedim böyle... Fırtına öncesi bir sessizlik var ünlüler takımında. Sessizlik mi ünlüler? Ya şöyle bir şey yani şunu demek istiyorum. Gruplaştılar daha şimdiden. Gruplaştılar ama yine de böyle bir çok sert kavgalar yok. Hani herkes birbirini... Mesela yani Serhat abi görmedin galiba. Serhat'la şeyi ayırırken. Serhat'la İlhan mesela biraz şeyler. Hani Serhat İlhan'ın arkasından bir şeyler söyledi. İşte böyle şey mi olur yani falan. Yani biz şöyle ama konuşuyoruz Ebru. Serhat'la Furkan bir grup oldu. İlhan Sabri öyle bir grup öyle ama şunu demek diyoruz. İstiyorum. Böyle aşırı saygısızlık göremiyorum aralarında. Bizim, daha dur zaten. Dün bizim bugün yansınlar. Ama bizim ilk hafta karıştı, hatırlamıyor musunuz? Hı, doğru. İlk yani. Hafta biz yani yemek olayından başladık. Gerisi geldi zaten. Hani şimdi böyle hafif arkadan konuşmalar var ama yan yana gelince yine böyle bir saygı durumu var benim gözlemlediğim kadarıyla. Daha o sinir kapasiteleri evet, dolmadı. Evet onu diyorum. Dolmadı. Yani. Bence geçen sene ünlüler takımı, geçen seneki ünlüler takımını izleyip biraz ona göre hareket ediyorlar gibi geliyor bana. Mutlaka örnek aldıkları vardır tabii. Zaten. Yani biraz daha gitmiş, ilk haftadan birbirimize girmeyelim o da ama Serhat biraz sinirli bir biri. Serhat... Konuşacağız onda. Peki Hakan, biz bu konuların hepsini konuştuk aslında ama genel bir hani cuma günleri yapıyoruz. Genel bir değerlendirme yapsan adayla ilgili, gönüller adası ile ilgili. Gönüller, en çok gönüllülerle ilgili. Gönüller adasında hani bu haftaya bakarsak mesela ben ilk hafta çok daha iyi gördüğüm Ogeday'da bir düşüş görüyorum oyunlarda. Bir de hani daha çok konuşan Ogeday biraz daha sakin böyle. Hani iyi mi kötü mü bilmiyorum ama Survivor'da her zaman kendini ifade edeceksin. Ogeday final istiyorsa, çünkü benim en kuvvetli final adayım bence Ogeday gönüllerde. O yüzden biraz kendini ifade etmesi lazım. Çünkü her şeyle Survivor yakışacak biri, Survivor şampiyonluğuna. Onun dışında Berna Keklikler bence iyi gidiyor. Ebru'nun dediği gibi kendini ifade etmekte biraz da akıllı olduğu için sıkıntı yaşamıyor. Ben Berna'nın da daha fazla gidebileceğine inanıyorum. Tuğçe'de bir potansiyel görüyorum. Tuğçe de güzel gidiyor. Evet. Sadece biraz karşı takımla o hani dalga geçme olayları var gizli gizli. Evet. Hani o biraz itici gelebilir izleyenlere. Ama onun dışında iyi gidiyor. İlk hafta iyi olan Burçak'ta bir tık düşüş var.
Burçak. Çok mu bahsettik acaba iyi nazar diye? Nazar değil. Öyle ama şimdi hani... Öyle, şimdi çok iyi, çok iyi dedik çok ama... Çok büyük bir performans potansiyeli olmayan biri iyi gidiyorsa bir yerde lastiği patlatır yani. Şimdi baktığın zaman iyi olan hep iyi olur yani. Hani çok az değişimler olur. Şimdi Burçak bilmiyorum hani oyun anlamında öyle atışta iyi olabilir de parkurda çok iyi olabilecek bir görüntüsü yok yani. Hani o yüzden Burçak'taki düşüş normal. Burçak yavaş yavaş kendi yerini bulacak yani. Burada başladı, inecek buraya, burada gidecek yani. Ben keşke öyle de öyle başlasaydı da böyle gitseydi. Aynen. Öyle bahsetseydi. Yiğit mesela bence çok sakin ve diğer arkadaşlara göre silik kalıyor. Biraz daha ön plana çıkması lazım. Hani oyunlarda, adada falan. Gökhan aynı şekilde. Gökhan'ın arkasında mı kalıyor Yiğit biraz? Evet, Gökhan'ın arkasında kalıyor. Gökhan biraz kendini ifade etmeye çalıştığı için o da fazla ön plana çıkmaya çalışıyor bence. Onun dışında kim var Erdi. Gönüllerde? Erdi zaten bu haftanın yıldızı. Ne derler? O oyunlardaki ben Erdi'yi şeyi, seviyorum aynen. Ya. Ben de seviyorum Erdi'yi. Çok eğlenceli, çok düzgün bir adam. Hele bu akşamın işte tanıtımında izledim dün. Böyle o bir kendinden geçişi var böyle. Çok enteresandı o. Bu arada İlhan Mansız da gördüm ipucunda. İlhan Mansız da sahalara dönüyor gördüğüm kadarıyla. Evet, evet, hani onu merak edenler vardı. İyiymiş. Telefondan sürekli Domine'ye bakıyorum hava durumuna. Yağmur yağıyor. Daha durun yağmur kötüdür. Bakın yağmur kötüdür. Çünkü uykuyu çalar. Uykuyu çaldın mı insanın benliğini, karakterini, aklını, vicdanını, duygusunu her şeyini alır götürür zaten yani. Zaten kuş gibi uyuyorlar orada. Bir de yağmur yağınca bitti. Aynen. Yani yağmur geçmiş yağıyorsa olsun. Uyuyamıyorsan sor. Geçen seneki evet. Yağmuru sor. Damla nasıldı yağmur geçen sene? Öf, yani ben hatırlamak bile istemiyorum aslında. Biz kaç çünkü... gün aralıksız yağmur yağmıştı bahsetmiştik bir ara. Ya biz 14 Şubat'ta hiç unutmuyorum. 14 Şubat, 15 Şubat yağmur ben altında sırılsıklam. Mesela daha önce bu ünlüler mi sorun yaşadılar? Yağmurla ilgili sen evet, kurda evet. Yatıyorsun aha, işte aha. Biz ıslakta kaldık. Mesela o tartışma bana çok saçma geldi hiç yani. Ya. Yani. Çok gereksiz bir tartışmaydı. Çünkü onun nedeni de şu. Yani ben çok net hatırlıyorum. Bizim zaten barakamız yoktu ve biz o yağmurun altında sırılsıklam olduk ve ay, hani yağmur dinsin diye bekliyoruz ama bir türlü dinmiyor. Artık sinir krizi geçecektim. Çin işkencesine döndü yani. Yatıyorsun. Ha bitti, ha bitecek falan pıt 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 böyle damla 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 artık dedim ki kafayı yiyeceğim. Bir baktım Efecan uyuyor. İbrahim'e bakıyorum uyuyor. Dedim siz ne yapıyorsunuz burada? Ama yani hani biz şey yapıyoruz tamam sinirlerimiz bozuldu da sonra ben İbrahim'i itiyorum. İbrahim dedim senin orası kuru biraz kay diyor ben de yatacağım falan diyor ki Damlacığım diyor yani ben yattığım için üstüme geliyor altım doğal olarak kuru kaldı diyor. Sen de kıpırdama ya, seninki de diyor yani kuru kalsın. Hani sen çok kıpırdıyorsun Damla kalkma diyor yerinden falan. Sonra ben bir ona ittir böyle sığışmaya çalışıyorum. Sonra bir onu ittir sen ayaklarını çek falan dur kafamı oraya koyayım derken. Hani biz onu çözdük mesela. İşte mesela ünlüler tam bunun aksini yaşadılar. Evet. Tam sen bunun neden aksini. Çağırmadın işte seninkisi saygısızlık değil mi? Siz kurda çok yatıyorsunuz. Çok abartılı. Ya bunlar çok bilmiyorum bana göre çok gereksiz. Damla yani, konuyu açmışken sen o VTR'yi bir izleyelim. Çünkü ünlülerdeki hani bu hafta yaşananlara damga vuran olayların başında bu gerçekten yağmur tartışması geliyordu. Senin yerin kuru benimkisi ıslak oradan başladı. Oyun alanlarına sıçradı ama ünlüler bu hafta neler yaşamış bir izleyelim. Bu yağmur tartışmasında daha da detaylı konuşacağız ardından. Nasıl yatabiliyorsunuz bu ıslakta? Siz ben anlayamadım. Altımız da bizim ıslandı, üstümüz de ıslandı. 20 dakikadan beri ayaktayız biz ya. Gelin atıyor ya, konuşuyorsun bir saattir alalım. Ayağa kalkmışsın, ne güzel bir saat orası ya. Ya ayağa kalkmışsın oğlum ya. Şaka mı yapıyorsun? Yok yok. Battaniyeden sıradan su geliyor konuşuyorsun bize ya. Neyin peşindeyim, senin peşindeyim. Neyin peşinde olacağım? Bu arada Allah Allah. Orası kuru, burası ıslak. Karıcım o kadar. Anladın mı? Konuşma. Sen konuşma. Ya sen kimsin başlamayla ya? Allah Allah. Hayırdır ya sen kimsin? Sen kolpa kolpa konuş lan. Çakma bir sensin. Lütfen. Bak bir saniye. Yapma. Sen. Konuşma. Adem. Konuşma. Baba Adem. Konuşma. Gerçi bir saniye. Adem. Bırak benimle muhatap olma. Adem. Konuşma sen. Adem. Ya sen konuşma. Ya ne muhatap olacağım sen konuşuyorsun ya. Ya sen kimsin sen? Herkese sen kimsin diyorsun.
Hadi. Ben çekeyim sen. Sizin oranız kuruysa tamam, siz uyuyabilirsiniz. Söylemeye gerek var mı? Sen tek nerenin kuru olduğunu, sen nerenin kuru olduğunu çok iyi biliyorsun. Akşam yağdığında ışık varken burada gördünüz. Nerenin kuru, nere ıslanıyor gördünüz. Ver Allah'ını seversen. Sen orada yatmıyorsun, sen dışarı yatıyorsun. Sen orada yatıyorsun, dışarı yatıyorsun. Fark eder mi? Fark eder mi? Nereye yağmur yağıyorsa fark eder mi? İnşallah bugün pirinç mevzusu alırız. Nedir İnşallah. Arkadaşlar? Ben mi adaletsiz atıyormuşum? Öyle bir şey mi var? Şimdi? Yok. Ha ben hayır, zaten bir daha yapmam da. İlhan abi pirincini ayıracakmış. Yani ben adaletsiz attım şimdi. Yapmışsın. Ha, ben çünkü kimseye ayrım yapmıyorum. Bak sakın bana şey yapmayın. Yok, ben zaman zaman belki, yapayım, yok, siz zaman dağıtın. Zaman belki fazla yemek isterim, zaman zaman az yemek isterim. Tamam. Yani ben yapayım, siz dağıtın. Ben dağıtımı zaten o şeye girmek istemiyorum. Ben sabah kalktım, titreyerek ateş yaktık orada Furkan'la. Burada hala uyuyorlardı kuru bir şekilde. Gittiler hazır ateşin başına olanlar adaletten bahsediyorlar. Ha, pirinç adaletsiz dağıtılmamış. 5 gün sonra mı fark ettin? Onlar adaletin ağasını biliyor musun? Ben bir pirinci örneğin sabah kalkıyorum, oyundan önce yemek istiyorum, anladın mı? Biz takım halinde akşamları yiyoruz pirinci mesela. Ben akşam yemek istemiyorum, oyundan önce yemek istiyorum. Sen de ilan gibi yapacaksın. İstediğin gibi ayrılırsın. Yapabilirsin. İstersem ayrılırım yani. Tabii canım. Ben de istersem ayrılırım. Sen... Sonuçta bu benim hakkım, istikakım. Aynen öyle. Yani sen de yaparsın. Kimse ilgilendirmez yani. Yok, ben de ayıracağım zaten. Bundan sonra onlarda birleşiriz. Kimseyle dağıtıp da muhatap olmak istemiyorum. Adaletsiz diyen arkadaşlar dağıtsın, uyusunlar. Tabaklarda. Kardeşim kimse adaletsiz diyen, adaletsiz dememiş. Ben duyduğumu söylüyorum. Merak etme. Ben duyduğumu söylüyorum. Ben duyduğum adaletsiz mi adaletsiz kimse dememiş. Yani burada herkes... Sen niye üzerine alıyorsun? Yok, ben sordum da söylemesin, konuşuyorsun ya. Hani... Ben üzerine alınma yani. Ben söyledim. Üzerine adaletsiz düşünenler var. Belki sensin, belki başkası. Niye üzerine alınma? Ben düşünüyorsun madem, ben de sana fikrimi söylüyorum. Ben gidiyorum yani, hani çöpleri yakmaktan daha faydalı bir iş yapayım bari. Ya şimdi girer boğulur zaten, bırak. Dün söyledi, bu sabah söyledi bana. Bilip bir tamam, sen kırk yaşlar. Bana işleri kesesin deme. Trabzon'dan diyorsun, efendi olacaksın o zaman. Ben de Trabzonluyum, efendi olur Trabzonlular. Saygısız olmaz. Sen, niye geldiniz bana orada dolaştınız? Sen bana kes sesini diyemezsin. Dedim. Diyemezsin. Konuşma benimle, muhatap olmaya olmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum seninle. Bir iki gün sonra Sema'dan özür dilerim. Yürü git ya. Benden ne diyorsun kızım? Haksızım, orada özür diledim. Şuna ben bir kere terbiyeni takın. Oyun, terbiyeni takın, terbiyeni. Arkanda bozma, kafam bozma benim. Daha tabakları yıkayamıyorsun, tabakları yıkayamıyorsun daha. Tabakları yıkayamıyorsun. Hadi kendini gömüştür. Tabakları yıka. Kes! Cevap verme bana! Akıllı ol sen. Kıslama da kafana! Geldim geleli var ya, ben sizin hiçbirinizin arkasından konuşmadım. Anladın mı? Hiç siz de öyle yapın, anladın mı? Durup polis yapmayın. Sana orada ne söylediysem aynalarını konuştum. Gel yanıma de ki, Sabriye ne yapıyorsun diye. Anladın zaten mı? Zaten Berna sordu ne yaptın? Berna sordu ne yaptın? Açıldım kenara bak dedim ne yapıyorum diye. Görmüyor musun ne yapıyorum dedin. Bak kendin böyle. Gerçekten dünkü gibi herkes yüzde yüzüne verecek. İşte biz İlhan'la en az 10 dakika kim çıkacak kararını hani takım adına verdik. Sonra İlhan çıktı, doğru karar vermiş oldu. Yani şey yapmak lazım hani egoları geri çekip. Kesinlikle, kesinlikle. Aslında egolara tamamen atıp gelmek lazım. Ben size ciddi anlamda söyleyeyim. Bir Sabri'yi dışarıda bıraksak çok büyük olay yaşarız. Yani ne? Büyük olay yaşarız. İşte yani şimdilikten biraz altyapısı yapılıp konuşması lazım ki. Çünkü orada kimse şey yapmıyor. Ya mesela dün Sabri'yle ben konuşmak istemiyorum çünkü bana çok kırıcı konuştu. Ya dün çok kötü yarıştı. Ben diyor herkesi çekti, ben çıkacağım diyor ya. Oynama yapalım. Hani erkeklere dahil mesela atıyorum kim kalacak, kim çıkacak. Ha o zaman çoğunluk olduğu için. Erkekler hep oynuyor. Hayır hayır. Kızlar için. Şimdi mesela diyecekler ki Şahika oynayacak mı? Ve işte hani iki kişi seçeceğiz değil mi? Zaten şey çıkarız. 3-3 çıkar. Ünlülerde bu hafta en çok oyuna kim çıktı? Kimler galibiyet yüzü görmeden haftayı kapattı? Ünlülerin başarı grafiğini açıklıyoruz. Birazdan Survivor Panorama'da. Şimdi az
önce biraz bahsettik ama Ebru, senin yorumunu alayım. Damla'ya bir kez daha soracağım. Bu, yani Dominik'te Yağmur'la karşılaştılar. Karşılaşmaz olsalardı keşke de biz de bu tartışmaları görmeseydik diyeceğim ama daha yolun başındalar. O zaman ne konuşacağız? Kayseri'den konuşur. De bahsedeceğiz. Ne örüyorum? Sen ne örüyorsun? Ne örüyorum? Bak unutmamış. Öğrendim. Tebrik lütfen. Ederim. Bundan sonra her gün bir yerin şivesini yapalım. Tamam, okey. Değişiklik olsun. Tamam, aynen öyle. Bir sürü yer var. Sen bul, bana da öğret yani. Tamam. Bu arada alyansın çok güzel. Teşekkür ederim. Yeni değil mi o? Yeni. Gizemli isimlerimiz yazıyor üzerinde bak. Gizem Hakan 24.07.2011. Güzel mi? Siz 2011'de o kadar zaman geçti mi? 6 yıl olacak ya. Vay be. Vay be, maşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hakan saygı. Daha dün gibi ya sizin düğün, evet, şu an gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Allah bir ömür amin, uyumanızı nasip etsin. Evlilik amin. Kolay bir şey değil ama amin. Saygı ve sadakati bir de ailenizi merkeze koyarsanız bir de çocuğu, bir en de güzel çocuğu. Şeyi. Bir de çocuk. Bir de çocuk inşallah, değil mi? İnşallah. Ya bak bu kadar dua ya. Biz bu sezon içerisinde Gizem'den hamile haberini duymazsak daha da bir şey demiyorum. Sezonun yani. İçinde yani. Sezonun panorama içinde. Tabii canım, Temmuz'a kadar daha yolu var. Ne var? 5 ay var. Oo yani. Neyse o kadar var mı daha ya? Var tabii canım. 5 ay burada. Şubat, Mart, erken başladı. Nisan, Mayıs, Haziran. Bu sene erken başladık. Evet. Bu Survivor'dan önce ne kadar başladı. Sürecek? Bizim 140'tı. 24 Haziran. Ya Haziran sonu tam tarih evet. Belli mi? O civarlarda. Biraz erken mi bitiyor? Biraz. Bayramdan önce bitiyor. Sizde biz 1 Temmuz'da Atakan ağırladık yanlış evet, hatırlamıyorsam. 30 Haziran burada. Akşamı evet, final oldu. 1 Temmuz'da. 1 Temmuz'da evet. Atakan buradaydı çünkü. Neyse ya, zaman çok çabuk geçiyor. Bakın sizden sizde artık konuk alıyoruz da. Tabii, yani buradaki yarışmacıları konuşuyoruz. Eski peki, günler. Eskidiniz de mesela çağrılsanız bir All Star, Best Star olsa gider misin? Net. Giderim evet. Hiç bence düşünmem. Zaten hani 2020 bile olsa bence senin yerin orada olmalı yani kesin. Damla git hakikaten. Evet. Git ben izlerim seni Damla. Sen gider misin? Desteklerimi esirgemeyin lütfen. Bu sefer sana oy atacağım bak gidersen. Sen gider misin öyle ya bir davet gelse? Ben bir kere zaten az kaldım. Zaten yeterince kendimi yani gösteremedim yani ben orada. Ben onu şeyi istiyorum senden. Hani Survivor'ı bir daha yaşamak. Ya ben özledim ya. Tabii ki. Özledim. Yani bir buçuk ay kaldım. Bir de ben galiba en zor zamanı derler bir buçuk ay Survivor'ın. Ya ben ilk oyunu izledim kırılma geçen noktası. Gün. Kendi oyunumu yani ilk oyunumuzu izledim. Ne kadar zormuş ya. İlk oyun acayip. Sonra bu seneki ilk oyunu izledim. Benziyor ama bizim oyun çok daha zordu. Yani bizim oyunlar kesinlikle bana bilmiyorum neden ama çok zor geldi. Bu senekiler bana daha zor gibi görünüyor. Zor aslında. Şu an zor ama ilk oyun biraz daha kızlar kızlar. Ben ilk oyunu da ben hatırlıyorum nefes alamadım yani. Oyun bittiğinde nefes alamıyordum. Şey. Bence Survivor tarihinin en zor oyunlarından biriydi. Acun Bey de bunu söylemiş. Sizin ilk oyunda bu seneki ilk oyunu karşılaştırdınız. Bizim bayağı. Evet, Serkan'ı falan taşıyordu. Gerçi yaşamak da lazım da hani dışarıdan gözle baktığın evet. Zaman hep şey diyorsun hani çok kolay nasıl atamıyor ya falan diye. Öyle o işler değil. Öyle biz olmuyor yani. Yani şey kızlar erkekler karışık işte taşıyorduk yani Serkan'ı taşıyorduk. Ben incecik kollarımla ben 95 kilo. Ben İbrahim'i taşıdım ya. Yani. o çok zordu yani. İşte Survivor olmak kolay değil kızlar evet. Siz en iyi bilenlerdensiniz yani. Yoksa biz burada ekran başında güzel güzel izliyoruz. Ay önde bitirsin, puanı alsın diye ama onu o anları yaşadığınız için bu oyunlar belki size kolay geliyordur. Bu orada olsaydınız belki yok, oyun zor gelecekti. Yine zor oyunlar ama o ilk oyunu hiç unutamıyorum ya. Koşamıyorum. Ha senin oyunun mu geldi? Yok, hayır, ama değil. Bu oyunu almış. Yok, sen de mi alamamış? Seninkiydi ya. Kim? Yok Damla öyle mi? Göremiyorum ben şu an. Dizim gitmişti orada ilk havuza atladığımda. Ebru mu var orada ben? Evet Ebru ile ben varım zaten. Ben Ebru'yu altta görüyorum mi? Da üstte bilmiyorum yok. Vay be benim orada sağlık. Dizim gitmişti. Damla yetişeceğim diye böyle koşarken. Ebru. Helal olsun ellerinize sağlık. Sevgili ekibimiz muhteşemsiniz. Evet. Ebru diyoruz Ebru'nun görüntüsü geliyor. Damla diyoruz Damla'nın görüntüsü geliyor. Daha aynen. Ne olsun ya? Ne yapayım annem babamın adını mı söyleyeyim? Eser Bülent. Daha ne olsun? Peki şimdi ünlülerden Yağmur'u bahsedelim biraz. Evet, Yağmur. Ya Yağmur ben, olayı büyüdü de büyüdü. Biraz abartıldı belki ama. Evet ya şey bizim de sizin o aşırı Yağmur'u çektiğiniz zamanlar bizim barakamız vardı. Evet tabii. Ama mesela şanslıydınız. Şanslıydık ama baraka da ıslanıyordu. Biz şöyle bir çözüm bulmuştuk ki bunu ben 5 hafta kaldığım süresince yaptılar. Sonra hatırlamıyorum yaptılar mı. Yağmur yağdığında biz bütün takım ortada birleşiyorduk. Hepimiz birbirimize yakın mesafede hiç hareket etmeden battaniyemizi alıp sıkı sıkı orada yan yana uyuyorduk. Yani bu çok zor bir şey değil yani kavgalı olsak da.
küs olsak da yani Yılmaz Bey'le biz kavga ediyorduk falan, gece öksürüyorum de bana su veriyordu yani. Bilmiyorum, ünler takımı o konuda biraz şey galiba, orada anlamadım ben. Ortada buluşacaklar. Zaten kenarlardan gelir. Bilmiyorum Baraka'nın konumu nasıl ama bizim genelde kenarları sanıyordu. Ortası kuru kalıyordu. Bu sene ama tam yani ben de içim şey diyorum. Hayır yani şu an. Hayır şimdi yağmurun geliş noktası falan bilmediğim için. Ama bu sene barakalar sizinkinden farklı biliyorsun. İşte üstleri o yüzden kapalı değil. Sadece orada bomboş bir şuna gibi bir tahta verildi yani. Başka bir şey evet, yok. Evet üstleri de böyle biri tasıdılar. Alçak biri yüksek. Aradan da girer falan. Bence çok abartıldı ya. Gerek yok yani. Sonuçta ben ne yapsın? Gibi. Adem de yani ne yapabilir ki? Hadi orada yanıma herkes gel yat denilmez belki. Ya zaten öyle bir şey dese de yani şu anda bütün herkes oraya toplanıp yatamaz da. Hani yatmış yani. Ne var ki bunun? Bu kadar çok büyütmenin pek de bir manası yok. Ya zaten hani iki kişi gelsin yanına yatsın. Ya da desin ki ya hani kardeşim dur ben de yanına geleyim yatayım. Ya da başımı şu tarafa doğru hani ayaklarıma gelsin. Su başıma gelmesin daha rahat uyurum falan. Yani öyle bir şey de olabilirdi. Ya o işte biraz sinirle alakalı. Bir kere Tuğba fare dolaşmıştı Tuğba'nın kafasının üstünde. Bu arada Tuğba yani problemimiz yok konuşuyoruz. Fare dolaştı, çığlık attı Tuğba. Kalktı böyle bağırdı falan. Biz Ezgi'yle hiç tepki vermedik, böyle uyuduk. Bize kızmıştı. Ya neden tepki vermiyorsunuz, uyuyorsunuz burada fare dolaşmış falan. Bunlar yani normal olabilecek. Acaba şöyle bir şey yapabilirler. Mesela benim gördüğüm kadarıyla bu seneki Baraka'nın zemini çok büyük. Acaba evet, onu böyle bir şekilde bölüp belli bir kısmı üste geçirmek gibi bir şey. Mesela ben olsam onu teklif ederim. Çünkü baksana bayağı yani Erdem'in volta atacağı kadar tabii bir alan yani. Hani bizim baraka bu kadar büyük değildi. Biz yani iki kişi böyle yattığımız evet, zaman bu aradan böyle neredeyse ayağımıza basmadan evet, geçeceklerdi. Bunlar bizim de bak yatıyorlar yani, ortada bir boşluk baraka daha var yani. Bayağı büyük, geniş yapmışlar. Ama işte onu nasıl yapacaklar ki Hakan? İşte bir şekilde alet bilmiyorum. Alet edevat var mı o kadar? Fark etmez, o tahtaları seçebilirler. Aslında geniş yani olması iyi. Eğer üstleri güzel kapatmış olsalardı üstü ve yanı geniş olması iyi. O zaman ortada toplanırlardı. Yağmur almaz ama üst ve yanlar yeterince iyi. Birbirlerine tahammülleri de yok gibi görünüyor bazı biraz konularda. Biraz erken evet. Yani hani bir çözümü evet, çok kolay yani bir olayken şöyle, büyütülmesinin nedeni bu olabilir. Evet. Survivor hani Damla da Ebru da biliyor. Bahaneler yeridir. İşte. Çünkü herkesin sinirler gergin. Herkesin birbiriyle bir alıp veremediği var ve en nihayetinde yan yana yürüdüğün insanla bile bir gün rakip olma ihtimalim var. O yüzden o gizli ajandan hep bir yerde durarak böyle o ilerlerken işte birbirine bahane yaratabiliyorsun. Sadece ünlülerde şey var mı, böyle bir ego savaşı var mı? Sence? Yine düşünmedim. Olmaz değil olur yani mu? Bizim çünkü ondan dolayı da bu tartışmalar çıkıyor olabilir. Yani baktığında hani İlhan Mansız'la mesela Serhat arasında olan sanki böyle bir hani bir lider, herkes bir liderliği üstlenmeye çalışıyor. Herkes benim sözüm geçsin ya da ne bileyim oyunlarda da mesela o da benim çok dikkatimi çekti. Oyunlarda işte hani ben de iyiydim, niye beni söylemiyorsunuz? Ben de çıkabilirim, ben de çıkabilirim. Yanda çok ama mesela yani burada da çok fazla böyle ego yapmak yerine hani benim dediğim olsun demek yerine bizim takımda da evet bunlar oluyordu. Bir kişi söylüyordu. O herkes böyle hani sessiz kalıp tamam fark etmez ben iyiyim diyen tamam ben çıkarım oynarım diyordu. Yani burada biraz daha kendini gösterme çabası var. Acaba diyorum ki hani böyle geçen seneyi çok izleyip de bunun üstüne hani ben ne kadar çok oyun oynarsam o kadar çok insanlar tarafından tanınıp hani oy mu toplayabilirim? İki not söyleyeceğim Damla sana. Bir, artık puanlama sistemi var. Yani birinciler belirleniyor ve onlara ödül veriliyor. Bu sene, bu hafta Sema ile Eser'di. Dolayısıyla evet, zaten puan kazanmak artı bir önem. İkincisi, siz 10'da bitirdiğiniz zaman puanı alıyordunuz. Hı hı. Bu sene 5-5 oynanıyor sonra final turu. Eğer olursa bayrak yarışı gibi best of'ları çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bunlar evet yarışın daha da kızışmasına neden olan şeyler. Böyle baktığın zaman Serhat'la İlhan arasında yaşanan da gün yüzüne çıkmış evet, oluyor bir anlamda. Acaba bu hani futboldan da olan bir rekabet falan olabilir mi? Yani iki futbolcu bir adamın. Gizlidir o. Gizli rekabet vardır. Ya, mutlaka vardır. Bir yaş vardır farkı olduğu için onu Serhat da belli edemez. İlhan da öyle bir ezmeye gidemez. Ama sonuçta ikisi Türkiye'nin en büyük iki kulübünün evet, starlarından yani. Evet. İlhan Mansız'ı bütün Beşiktaşlılar Türkiye sever. Serhat'ı da bütün Fenerbahçeliler ve Türkiye'de sever yani. Kim öne çıkıyor peki sizce? Serhat ve İlhan eğer böyle bir şey yapmaya çalışıyorsa. Hani bunu sadece olasılık olarak soruyorum. Bence İlhan Mansız diyorum ben. Çünkü nedeni evet Serhat da ya Serhat çok hızlı, çok iyi. Hani ben parkurda hani izlediğimde diyorum ki hakikaten şu ana kadar böyle en hızlısı diyebilirim.
Ama sona geldiğinde atışlarda zaten hepimizde bir o hızdan dolayı işte böyle nefes nefese kalıyorsun, atışı tutturamıyorsun. Zaten söz konusu olan, önemli olan atış kısmı. Ne kadar sakin ve hani biraz daha böyle metanetli mi diyelim artık, ne diyelim bilmiyorum da. Yani öyle sakin kalabildiğin zaman o atışı gerçekleştirebiliyorsun. Yani ya da nefesini tutup atman gerekiyor. Hani o konuda Serhat çok böyle yeniliyormuş gibi geliyor bana. O hırsına yenik düşüyor ve yani çok anlamsız da kavgalar yaşanıyor. En son kiminle? Eser'le yaşamıştım. Mesela orada da bir gereksiz bir atak vardı. Hani tamam Furkan okey, sinirlenmiş olabilir. Çünkü her oyun sonunda herkes yani birbirine iğneleyici laflar. Hani karşı taraf duysun, olay kızışsın istiyor. Hani biz yendik, oh be gördün mü falan şeklinde diye. E tamam Furkan da oradan bir yerden biraz hani... anılar demişti. Furkan oradan hani sinirlendi belli ki. Evet olabilir. Öyle bir laf söyledi ama bunun üstüne işte hani Serhat da olayı ben hani alıp takımı bir koruyayım, sen ne diyorsun diye çıkış yapması. Hani orada işte hani liderliğini güç belki konuşturmak evet istedi. Ondan sonra onların ağzını ben kapatırım gibisinden ya, böyle lider, bir şey mi oldu? Lider olmak için bir kere önce takımınla barışık olman lazım. Ben Serhat'ın mesela Seda'nın üzerine yürüdüğünü hatırlıyorum. Şimdi liderlikse böyle bir şey yapmamalı mesela. Aynen öyle işte. Mesela o yüzden inanmansız diyorum ben. Sakin, daha iyi yani. Hani. Bir Seda Serhat'ı dinlemez ki üstüne yürüdüğü için. Evet. Ben dinlemem, benim üstüme biri yürüsü. Hani, umursamazsın. Tabii takmazsın tabii. Yani. Bir de bana ne kardeşim liderliğinden. Yani ne yapacak, neye doğru liderlik ediyorsun ki? Aynı şeydeyiz, statüdeyiz, aynı oydayız. Benim sana saygım olur, büyüğüm sen. Onun dışında hani oyunlarda da aklı başında takım kuruyorsan, strateji oluşturuyorsan o zaman tamam oyun alanında bana liderlik yap. Ama hani ben koyun değilim ki çoban gibi sen başında duracaksın ya da bana şey hükmedeceksin. İşte liderlik orada Elon Musk'a oturuyor. Çünkü evet, adam liderlik yapmıyor. Ama işte aynen, atıyorum. Sakin kalabildiği için aslında. Mesela Sabri'ye gidiyor, diyor ki Elon Musk'a mesela işte bu şeyleri ben dökeyim mi? Normalde dök kardeşim, ne soruyorsun? İşte onu sordurabiliyorsan sen lidersin. İşte o da belki Sema diyor ki yemeği kaçta yapalım diyor. Hem de yaşından ötürü de olabilir. Peki şöyle bir konu açsam. Herkesin saygı duymasına. Eğer İlhan lider olarak kendinin atledilmesinden memnunsa neden Erzak ayrılmasına gitsin? Bir ben lider Erzak'ı ayırmak ister mi? Ben bir de bu açıdan buluyorum. Bakın. Bak, neden ayırmak istedi ya da? Tamamen sportman kimliğiyle alakalı. Ama eğer şey sen olur lidersen birleştirmek zorunda değil misin? Ama o tamamen, bakın bizde de öyle sıkıntı oluyordu. Mesela biz ayırmadık ama mesela bazen kimisi sabah yemek istemiyordu. Mesela Nagihan diyordu ki ya ben işte sabah yemek istemiyorum ama herkes yemek istiyordu. Hı. Diyordu ki ben hakkımı yemek istemiyorum diyordu. İşte sonra yiyor. Mesela midesi bozuluyordu sabah. Hı. Şimdi orada ben röportajını izledim, Elon Musk diyor ki ben diyor bazen diyor yemeğimi arttırmak, azaltmak, işte ne bileyim öğünlerimi değişik saatlerde yemek istiyorum. Birleştirmek diyor. Yememek gibi evet, yani söyledim. Şimdi şey bir bunu Serhat söylese, hani Serhat daha böyle sinirli, böyle her şeye bir tepki gösteren, kurcalayan, bana göre öyle bir yarışmacı. Elon Musk onu böyle kötü niyetle değil, yani gerçekten adam bir sporcu olarak ünlerini kendi ayarlamak istiyor. Bu da en doğal hakkı ama diye işte düşünüyorum. Ama işte sormak istediğim şey, yani siz yaşadığınız için soruyorum. Yani oradaki yemekler takımı daha da bir araya getirmiyor mu? Şöyle, yani birlikte yemek, ben hani birlikte hazırlamak. Bir aile evde beraber sofraya oturmalı. İşte. Sofradayken televizyonunu kapamalı ve orada bütün gün neler yaptık, onun sohbetini aynen etmeli öyle. Ve bir şekilde bağ oluşturmalı ki zaten herkesin elinde işte telefonlar, tabletler, böyle o çağda daha da önemli bir şey bu. Survivor için de önemli ama şu anlamda anlıyorum. Mesela geçen sene ve ondan önceki seneler için Erzak ayrımı bana hani eğer çok büyük bir yol ayrımı yoksa saçma geliyordu. Ama bu sene mesela sadece pirinç veriyorlar. Sadece pirinç verdin mi neye ihtiyacın var? Suya, ateşe, istediğin zaman git yap. Evet. Ama geçen sene yağ ve un veriyorlardı evet bize. Şimdi ben 10 gram yağ ya da şöyle şu kadarcık unu alıp ne yapayım? Desen evet, zaten uçar gider yani. Bu gizlenmemiş bu konu çok... Ya unu bölemiyorsun. Yani. Kişi kavganızı haftalarca konuştuk Damla. Aynen öyle benim vallahi. Benim de ya. Benim haftalarca ya hakikaten un o kadar az ki yani böyle gıdım gıdım. Bu sene yok. Bir de şey yok, fenaydı. Bir de şey durumu vardı. İmkansız. Bizde yok, ben pişireceğim. Yok benim iki parça olsun. Mesela şimdi ben pişi yapıyorum. Nagihan diyordu ki
Ay mesela, bu seni hiç pişirememiştik bak iyi oldu. Diyordu ki o da haklı şimdi. Gözü çok gözüksün istiyor. Mesela ben iki parça çok pişmiş istiyorum. Haydi onu ayır iki parça çok, çok pişmiş yap. Az pişmiş gibi muhabbetler tabii vardı. Tabii vardı yani. Memiç ne yapıyor? Memiç iyi. İzmir'e geldi. Görüşüyoruz biz. İzmir'de mi yaşıyor artık? Yok hayır canım öyle yani. Ankara'da diyebiliyoruz çünkü. Evet Ankara'da yaşıyor da İzmir'e gelmişti. Bir iki gün İzmir'de kaldı. Beraberdik. Sonra geri döndük. Selamlar, öpücükler evet. Kendisine. Onu da çok seviyoruz. Önümüzdeki günlerde onu da burada ağırlamaktan büyük keyif duyarız. Soruyorsunuz Twitter'dan. Herkes gelecek. Merak etmeyin. Süremiz uzun. Herkesi ağırlayacağız burada. Damla'yla başladık. Ebru'yla başladık. Harbi herkes ilk hafta ağırlarsak dördüncü ay kimi ağırlayacağız? Metin abi gelecek? Metin Özkaya. Benim gerçekten hani hakikaten çıktıktan sonra da gördüm. Sevenlerim çok fazlaymış. Evet. Destekçilerim ve fanlar... Hepsi çok güzel. Onlar kalp istemişlerdi. O yüzden onlara... Kalpler. Söylemek istediğim başka şeyler varsa fanlarına dinleriz yani. Vallahi yani hepsine Allah razı olsun. Hakikaten çok güzel destekler ve geri dönüşler aldım. Hani oradayken farkına varmıyorsun olayın. Acaba kim beni destekliyor, nasıl bir dışarıda ambiyans var bilmiyorsun. Ama çıktıktan sonra yani çok çok güzel şeylerle karşılaştım. Hatta... Yani şehir dışından gelen misafirler oldu. Sadece seni görmek için çocuklarım seni görmek istiyor diye. Yani İzmir'e tatil çıkartması yapan insanlar vardı. Ne güzel, ne hakikaten, mutlu sana. Evet, ondan dolayı çok mutluyum. Ne güzel. Peki şimdi haftada, bu hafta neler yaşandı? Hem ünlüler cephesinden hem gönüller cephesinden bahsettik ama ödüllere de bir göz atalım. Kimler hangi ödülleri kazandı, neler yaşadılar? Bir izleyelim ardından buradayız. Önce bir koklayın ne olur. Yemiyorum. Ne olur önce bir koklayın, yemeyin. Hepinizin var ya, elinize, ayağınıza, yüreğinize sağlık. Hep İçten, o kadar içten dans ettik ki yani hepimize diye kaldık. Çok da hoş bir şov sundu bize. Çok memnun oldum. Ya benim işte günlerdir şu sırtım ağrımasa o şovlardan bende de çok var ama inşallah bundan sonraki ödülleri aldıkça ben de şovlardan yapacağım. Kapıldım ben, unutup kendimi bir divaneye takıldım ben.
takımında haftanın en iyi ve kötü isimleri kimler oldu? Gönüllerin başarı grafiğini açıklıyoruz. Birazdan Survivor Panorama'da. Bu hafta güzel ödüller izledik. Şimdi zaman geçtikçe tabii ödüllerin hani heyecanı da artacak. Daha neler olacak bilmiyoruz ama şimdi gönüller börek yedi, karınlarını doyurdular. Öteki taraftan da ünlüler iletişim ödülünü ve 2 kilogram pirinci alınca hem ruhları doydu hem de sanıyorum karınları doymuştur o pilavları. Çünkü ilk günlerde bayağı hızlı tükettikleri için. Nasıl buluyorsun Damla bu seneki performansları? Hem ödülleri kazandıkları zaman gerçekten kıyasıya rekabet içindeler, savaşıyorlar. Ya şimdi adalarda gerçekten ciddi tartışmalar yaşanıyor ya da bölünmeler oluşmaya çalışıyor. Fakat yani hep bu böyledir. Ödülü kazandığın zaman hepimiz kardeşiz olur. Yani bu da onlardan bir tanesi gibi görünüyor. Ama yani sonuçta herkesin performansı iyi. Hani kişisel olarak tabii ki de çok da değerlendirmek istemiyorum yani. Ama en sonki iletişim ödülü müydü? Hı hı. En sonki. Onda da mesela evet ünlüler takımı kazandı. Yani hak ettiklerini düşünüyorum. Sonuçta hepsi de büyük bir performans sergiliyorlar baktığın zaman. Gönüller takımına gelecek olursak da çok güzel bir börek ödülü. O ödülü de biz kazanmıştık. Ondan dolayı gerçekten güzel yani. Karnın doyduğu zaman adada her şey yolundadır. Adaya döndüğün zaman herkes birbirini sever, mutludur ama tabii... Kaç saat sürer? İşte yattın, sabah kalktın. Ama sizin takımda öyle değildi. Sizin takım yani hepiniz çok iyi anlaşıyordunuz. Bir kişi yüzünden probleminiz vardı ama genel olarak... Hepimizin takım olarak yanlış. Tek bir amacı vardı zaten bizim grup olarak söylüyorum. Onun dışında da yani ilerleyen günler zaten ilerleyen oyunlar da belli olacak. Hani ne olur ne biter ne gider yine bu tartışmalar devam edecek yani. Ardı ardına diye düşünüyorum. Peki Hakan senin öngörülerini merak ettiğim için daha çok başındayız ama hani biz her sene Survivor'da ödüller acaba daha ne kadar büyüyebilir diye düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Bu sene senin için hani ne olursa vay be diyeceğin ödül olur. Hawaii'ye götürürüz Acun abi. Hawaii'de orada şu an patlama olan bir volkan var mesela. Oraya bir gezi yaparsa müthiş. Oraya bir tek falan. Oraya mı hiç şimdiye kadar? Her yere götürüyor Acun. Zaten şeydesin hani ortam yani yakın, Karayipler'desin. Yakın. Yakın. Biz mesela en uzak ödüle ben gittim. Survivor'da işte biz gittik daha doğrusu bizim zamanımızda. San Francisco'ya NBA maçına gittik. San Francisco Amerika'nın en batı ve kuzeyidir. Bayağı yani uçtuk New York'a oradan oraya falan filan. Bu daha yorucu olmadı mı dönüşte? Çok yorucu oluyor. Çünkü hani gidiyorsun orada bir koşturma maç falan dönmen lazım. Yani... Hani ödülden çok biraz eziyet gibi de oluyor. Geçen sene bir ara ünlüler sonlara doğru adaya bir ara gitmediler ve sürekli ödülden gelip kazanıp ödüle gidiyorlar. Helikopterle indiler Damla'dan suratlarınızı hatırlıyorum. İstemiyorum. Ödüle çok helikopterle gelip bir daha ödülü kazanıp yine gitmişlerdi. Çok iyiydi o gerçekten. Ama siz de gittiniz son birkaç yere. İbrahim Serkay sen. Amerika'ya gittiniz. Amerikalıları topladık zaten. Evet. Beyoncé konserine gittiniz. İlk NBA ödülünü biz kaybetmiştik. Ben 2 gün boyunca ağlamıştım. Zaten hani böyle hayalim de ağla yani artık gözlerimi açamıyordum. O derece kötüydü. Hani bir dönemde biz full oyunu kaybettik. Artık böyle kafamı duvarlara vurmak istiyorum. İyi ödülleri siz almıştınız yani. Evet ama en son belki de herkes de bana bunu söylüyor. Damlacığım işte sen hani bak Survivor'ı özlüyorsun ama sen çünkü sonlarında keyfini sen sürdün. Sürekli Amerika'ya gittin ya biz... Geldik, 2 gün sonra yine Amerika'ya gittik. Geldik, 2 gün sonra Amerika'ya gittik. Yani böyleydi. Durum bu olunca da tabii özlenmemesi mümkün değil. Evet. Şöyle bir tahmin yapayım. Mesela bu sene bence ben olsam hani en üst nedir? Bir Rihanna konseri. Hani şu an Beyoncé tamam bitti. Evet. Şimdi Rihanna. Bu sene Rihanna konseri olur bence. Var mıdır acaba o tarihlerde? Kesin vardır o civarda. Ya, Rihanna kesin. Para kazanacak vardır. Ya Rihanna. Sonuçta konser yapmak zorunda. Beyoncé de hamileymiş zaten. Evet. İkinci. Dedikodular sende. Ay bunu niye söyledim şu an bilmiyorum. Kocası kim? Vallahi onu bilmiyorum yemin ederim. Kim? Bilmiyorum ki nereden bileyim. Jay-Z. Jay-Z. Ay Jay-Z ya doğru. Ay teşekkür ederim Deniz'ciğim. Doğru. Nasıl yani bilmiyor musun? Doğru. Ay ama... nereden bileyim kardeşim? Evet ben de. Bana 15 yıldır falan birlikteler. Murat Boz'u Hadise'yi sor ama ben Rihanna'yı takip etmiyorum. Yani Hakan 2 gündür Hadise diyor. Hayır olsun ya. Dün de Hadise dedi. Ama Hadise'yi ben seviyorum ya. Vallahi çok düzgün bir insan yani. Tabii canım düzgün. Ha, şu anlamda hani komik ya. Eğlenceli bir insan. Anlatabildim. Ben hani evde biz Gizem'le oturduğumuzda mesela...
en çok beni O Ses Türkiye'de Hadise'nin konuşmaları ne bileyim mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Daha güzel yani. Ben Ebru Gündeş'i özlüyorum ya. Ebru Gündeş'i böyle çok seviyorum ben Ebru Gündeş'i. Böyle arada izliyorum denk geldiğimde. Ya diyorum keşke Ebru Gündeş olsaydı falan. O özletiyor yani. O da aileden. Aynen aynen tabii ama ben sanatçı olarak da çok beğendiğim insan. Dur oldu. Ödüllere döneyim bak. Şimdi bu sene 2017 çok büyük bir spor organizasyonu yok. İşte olimpiyat yok, dünya Avrupa şampiyonası yok. Şey olabilir tahminen söylüyorum bir Jamaika mesela. Karayipler'de. Nereden aklına geldi şu an? Ha, çünkü benim en büyük hayalim de Jamaika'ya. Hayallerini yansıtıyor şu an. Jamaika güzel bir yer. Ha, bu sene Meksika biraz popüler gördüğüm kadarıyla orada tatil matil ha, mesela Cancun'da Meksika. Orada bir yerde tatil olabilir. Öyle bir ödül güzel olabilir. Yakında sonra uçakla 1,5 saat falan. Onun dışında başka Kolombiya'dan bir şey olmaz. Brezilya'yı geç. Kış zaten orada. Arjantin'de kış. Yani bilmiyorum. Amerika'da kesin yine bir yere gidecekler. Giderler. Mesela herhalde. Şey güzel olabilir. Ben hani yani geçen hafta gittiğim ve 4 gün kaldığım için söylüyorum. Hollywood stüdyoları, Warner Bros. Stüdyoları. Oralar çok güzel. Mesela öyle bir tur olabilir. Oyuncu da yok gerçi şu an. Gerçi hepimiz için çok güzel oraları görmek ama hani bir oyuncu için orada olmak çok daha güzel bir şey olur. Evet, Seda evet, ilerlese mesela yani. Furkan görebilir var, mesela doğru, bence. Furkan sonları var. Görebilir. Öyle iyi ödülleri. NBA maçı zaten artık LeBron falan kanki oldu Acı abiyle. Sıkıntı yok yani. Bir NBA maçı olur falan filan. İnşallah bakalım daha çok başındayız. Şu an yumurta patates bölümündeyiz. Aynen daha mercimek falan o ödüllerdeler. Mercimek, yani. Pirinç, yumurta, börek. Hani patates kızartmasınız. Aranızda siz aldınız güzel oluyor. Ebru'ya ya bak böyle. Bayağı yazmış. Sen aldın, ya. sen aldın. Açlıktan zaten kurudu Ebru, kurudu. Ya ben kilo alamadım, elendim. Kızlar hep diyor ya biz sen nasıl almadın falan bilmiyorum. Herhalde Survivor'dan elenip kilo almayan tek insan benimdir. Yani. Aynen. Ama bu yemek arada yemeği sevmiyorum. Şeyi Sezen Aksu'yu da hani dinlemek evet, gerçekten çok keyif. İyiydi. Bu sene albümü çıktı. Çok evet. Güzel. Biraz pop, biraz Sezen dinlediniz mi? Çok güzel iyi, değil ben mi? Ben dinledim çok. Hello yani. Manifesto şarkısı yani. Evet çok iyi olmuş. Çok güzel yani gerçekten. Olmadı bir o şarkıyı dinleyelim Hakan öyle bir girdin ki. Aynen. Vallahi bir çalsa ne güzel olur. Ya, evet, çok seviyorum iyi. Onu. Ya hazır onu söylemişken Sabriye de orada nasıl dans etti? Sizle konuşmadık dün biz burada konuştuk ama Sabriye nasıl böyle hani sert bir kişilik? Başka bir yüzü çıktı değil mi? Yani ben gözlerime inanamadım. Yani nasıl neşeli bir insanmış. Yani mesela işte yeni yüzlerini görüyoruz. Daha o yüzden konuşmak için bazen erken diyoruz ya orada hepsinin neşesi oldu. Baksanıza hareketleri. Bekliyor muydunuz Sabriye'den? Bir de o gece galiba dans ettiği konsere gidiyorlardı değil mi? Evet, konseyden hani, önce bu. Hani konseyden önce yani elenebilme ihtimali var. Orada bence biraz da stres attı o. Belli ki çünkü potada olduğunda ben de potaya girdiğimde ne kadar belli etmemeye çalışsam stres. Da acayip bir stres içine giriyorsun. Bence o da orada bir an böyle bir yani dans edeyim kafamı. Kabuğunu kırdı diye. Ecem mesaj atmış. Abi ben biteyim diye dün maç yaptık. Aha yenildik, bir dakika. Yenildik. Ya ama ballandıra soracaktım. Tamam ballandıra cevaplayacağım. Hiç olmadı sorsan. Hayır. Dün bir maç kaçtı. Yaptık Tuba inanamazsın. Tamam ama biliyorum sonucu şu an hiç heyecanlanmıyorum. Ne oldu peki söyle kim daha iyi oynadı? Yenildik. Burada kameraman abilerimiz, kardeşlerimiz sağ olsunlar bizi yendiler. Bizim takımda kim vardı? Arda Şef vardı, Arda Türkmen. Arda Türkmen de ama selam olsun. Ama acayip oynadı. Yani bütün golleri neredeyse o attı. Ben vardım ama ben 20 dakika dizim sakatlandı çıktım. Efe Can vardı. Hı. Maalesef Zafer vardı. Abi böyle bir şey yok ya. Adam böyle hua hua falan. Ya bütün maçı şey yaptı alt üst etti ya. Konsantremizi bozdu yani. Seyirciniz var mıydı? Seyirci vardı. Siz yenildiniz mi? Yenildik. Zafer'in olduğu takım genelde yenilmezdi. Öyle diyordu. Yenilmezdi. Zafer'i Barcelona'ya koy yenilmezse bu şey diyelim. Yok ya böyle bir şey yok. Adam kim en iyiydi şey peki? Zafer'cim bir daha maç olursa sana saatini bir 3 saat sonraya söyleyeceğiz. Çıkışa gel beraber bir şeyler yeriz oradan. Hepsini öpüyoruz. Efe Can'ı da Zafer'i evet, başka kim vardı? Serkan biraz. Vardı herhalde. Serkan Ercan vardı geçen seneden. Güzel bir takımdı. Behçet abi vardı yönetmenimiz. Yönetmenimiz. Sağ olsun Behçet abi de çok güzel oynuyor. Onu da öpüyorum buradan. Yani işte böyle bir takımdık yani. Hani değişik Nuh'un gemisi gibiydik. Yani öyle değil. Güzel. Her diğer şey sporları vardı. Da bekliyoruz. Ama bundan sonra biz yendik yenildik diye girme. Heyecanlı heyecanlı sormak bak, istiyorum. Bak haftaya şu dizin toparlasın. Arda Şef'le beraber. Alıp başımızı gideceğiz tabii, diyorsun. Tabii tabii. Burada hadi şimdi ayırız. Gülüyorlar. Osman falan gülüyor buradan ama hiç gülmesinler.
Arife'yi gösterdik ama bayramı yaşatmayacağız. Rahat olun. Cümlelere aynen. Gel. Survivor cümleleri bunlar. Hakan Atıkoğlu aynen. Acaba yol mu görünüyor? Bir dahaki maçı bardak kazanır siz kazanamazsınız. Bir an Turabi geldi aklımdan böyle konuşunca. Bir şey söyleyeceğim. Senin şu bardak mevzun geçen sene ne kadar konuşulmuştu ya? Var evet. Mı bu sene öyle bir şeyler? Bu sene mi? Benzettiğim falan. Aman Allah korusun. Bu bardak evet çok konuşuldu. Ay ya, ne olur dikkatli ol Hakan şu an. Valla şöyle baktığım zaman bu sene kesin şampiyon olamaz dediğim biri yok açıkçası daha. O yüzden bardak şimdilik dursun burada. Tamam peki. Ay ben rahat bir nefes aldım. Çünkü bunlar kritik dakikalardı. Geçiyoruz. Yani rahat nefes aldım ama haftanın tartışmasına. Az önce Damla biraz yorumladı ama yorumları devam ettireceğiz elbette. Görmek istemediğimiz manzaralar ama alışkın olduğumuz durumlar da diyebiliriz. Çünkü sinirler oldukça gergindi oyunda. Serhat ve Eser hoş olmayan görüntülere sahne oldular. Furkan'ın bir sözüyle olay gelişti. Siz ne olduğunu çok net biliyorsunuz ama bir kez daha hatırlatmak adına izleyelim. Sonra buradayız. Bağırma. Sakin. Yakışıyor mu sana Furkan? Bana da yaptı. Bana da yaptı. Yakışıyor mu sana? Ne diyor artık ya? Abi biz ahlakımızı bozmayız, terbiyemizi bozmayız. Sen ne konuşmayacaksın? Olacağız. Lan var ya sen çok seviyesiz bir yalansın. Sebep? Hep kes sesini. Abi tamam bırak. Senle aynı adayı düşün göreceğim ben seni. Tamam. Tamam. Senle aynı adayı düşün ben seni göreceğim. Bana bak. Bak ya Serhat. Tamam çocuklar. Adayı niye bekliyor? Şimdi gel. He? Şimdi gel, gelsene. Gel. Hayırlı abi gel. Görüşürüz. Tamam. Gel. Ünlülerde bu hafta en çok oyuna kim çıktı? Kimler galibiyet yüzü görmeden haftayı kapattı? Ünlülerin başarı grafiğini açıklıyoruz. Birazdan Survivor Panorama'da. Şimdi Ebru senle başlayalım. Furkan'ın bir sözüyle olay gerçekten çığırından çıktı. Yani Serhat olaya dahil oldu. Eser bu adalar birleşirse ne olur'a kadar vardı cümleler. Herkesin yorumunu az çok aldık birkaç günden bu yana ama sen ne düşünüyorsun bu tartışma için? Kim yani, acaba kışkırttı? Kim haklı, kim haksız? Şimdi Furkan orada yanlış bir hareket yaptı. Yanlış bir çıkış yaptı. Arkasından Eser orada galiba hani yakışıyor mu sana kardeşim böyle söylemek gibi normal bir şekilde konuşurken Serhat müdahale ediyor. Serhat söyledi. Evet. Adalar ama orada Furkan'ı böyle nasıl benimsemişse Serhat, hani aşırı bir koruma içgüdüsü sergiliyor. Yani birden onlar böyle cancer kuzu sarması oldular böyle kardeş gibi. Ama Serhat'ın bence bu çıkışların tamamının açlıktan
sinirinin tamamıyla açlıktan olduğunu düşünüyorum. Yani orada farkındaysanız ünlüler takımında en sinirli ve tartışmalara giren Serhat. Bunun tamamıyla açlığa en çok dayanamayanlardan biri olduğu için bu çıkışı yaptığını düşünüyorum. Ama burada Serhat hatalı, Furkan'la Serhat, ama Eser sonra biraz çok tahrik etti Serhat'ı. Yani devamında kavgada gel, hadi gelsene, gel 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 falan gibi. Yani bunlar çok tahrik edici kelimeler. Yani daha sonrasında olay biraz Eser de abarttı diye düşünüyorum. Herkes de hata var aslında. Evet, herkes de hata var. Yani başlangıcında tamamıyla Serhat ve Furkan'ın hatası. Ama devamında Eser'in de, yani hepsi birlikte yanlış. Yani çok kötü bir görüntü bence, hoş değil. Peki Damla, şimdi Furkan'la Serhat takımından biraz bahsedecek olursak. Hı-hı. İkisi birlikte yola devam ediyorlar. Bu apaçık ortada zaten. Evet. Sence Furkan Serhat takımından biraz fazla mı etkileniyor? Çünkü Furkan orada özür dilerim, evet, tamam benim, evet, hatam diyor ama Serhat Akın orada ne hatası, hata falan yok diyor. Burada, hı-hı, bir yerde yanlış var, evet kabul ediyoruz ama ne dersin? Yani etkileniyor olabilirler mi fazlasıyla birbirlerinden? Yani bence aslında Furkan etkileniyor. Yani, hı-hı, Serhat Akın'ın ben çok etkilendiğini düşünmüyorum da yapısı gereği zaten öyle bir insan. Yani belki açlığa dayanamıyor gerçekten, ya da hani mizacı da o olabilir. Hani sonuçta bir spor yaptığın zaman kaybetmeye böyle tahammülün olmuyor. O anlarda çıkışın olabiliyor, tabii ki de olabilir. Hani Furkan aslında benim ilk izlediğim zaman Furkan hep şey diyordum. Yani çok düzgün, hakikaten işte konuşmasını biliyor, işte kaliteli, işte saygılı falan filan. Evet, sevimli. Hani bir de biz onu çok küçüklükten beri tanıyoruz, biliyoruz falan vesaire ama sonradan böyle bir çıkışları, agresiflik olayları olmaya başladı. Hani iki seçenek var, ya Serhat'tan etkilendi gerçekten de, ya da açlık başladı, oyun kaybetmeye başlayınca hani o içindeki mi çıktı acaba? Yani iki soru var bence. Bunu da ilerleyen zamanlarda görebiliriz. Sözünlenecek. Evet. Ben şey diye düşünüyorum yani, geçen gün Ümit Karan buradaydı. Ben izledim o programı. Orada şey, Serhat'a çok şaşırdım. Hani, hı-hı, bu kadar sinirli, bu kadar böyle, yani yakın arkadaşım normal hayatta bu kadar sinirli bir insan değildi deyince ben bunu tamamen açlığa bağladım. Çünkü herkes, hani kimisi bu kadar sinirlenmez. Demek ki Serhat'a açlık bence böyle vuruyor. Çünkü dikkat ediyorum, yani en çok tartışanlardan biri adada. Bunun tamamen ben açlıktan dolayı, eğer normal hayatında Ümit Karan'ın dediği gibi sakin bir insansa, açlıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Peki Hakan, konuştuk evet ama Eser hakkında senin yorumunu merak ediyorum. Çünkü hani farklı yorumlar gelebiliyor. Evet, Eser kışkırttı diyenler de var. Orada sakin kalmalıydı diyen de var. Sence durması gereken yerde durdu mu Eser? Yapması gerekeni yaptı mı? Şimdi şöyle, bir kere orada en büyük hatalı olan, daha önce de söylemiştik, Furkan. Hiçbir şekilde karşı rakibin oyuncusuna kalkıp hani orangutan demeye hakkın yok. Yani ele karşındaki milli bir güreşçi, artı sana bir şey yapmamış ki, sadece bağırmış. Eser de gidip bağırdığında Eser'e de maymun demişti. Hani bu tip yakıştırmalar bence çirkin duruyor. Furkan'ın da hani kalıbına, tatlılığına, her şeye, hiçbir şeyine yakışmıyor aslında. Ha, Furkan niye böyle oldu bilmiyorum. Ben Serhat'tan dolayı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Serhat da özünde öyle kötü bir insan değil zaten. Sadece burada biraz daha agresif geliyor bize. O yüzden Serhat'ı da kimse yanlış anlamasın bir noktada. Ben biraz daha kendini zamanla Survivor anlamında yontacağına inanıyorum. Çünkü Ümit Karan ne dedi? Dışarıda dedi, müthiş bir insan, sakin, evet, bir insan. Burada bambaşka dedi. Ama Furkan'ın biraz işte oyunları başta kazanması, takımı sırtlaması, Acun abinin ona konseyde "Aa, çok iyisin Furkan" falan demesi biraz koltuk altlarını kabartmış. Tabii o da şimdi bu yükü biraz taşıyamıyor bazen bence. O da mesela bu olaylardan ders almalı. O noktada Furkan'ı suçlu buluyorum. Sonra özür dilese bile orada sen artık yakmışsın her şeyi. Özür dilesen de, hani tamam suçlu benim desen de, konseyde de dilesen, geldik kusura bakma da yapacağını yaptın zaten. Evet, Furkan'a çok yakışan bir hareket değildi bence, aynen, de ya. Eser'i de hatalı buluyorum. Şu anlamda hatalı buluyorum. Orada kalkıp da Serhat'a adalar birleşince görüşeceğiz demesi yanlış. Çünkü şimdi bunu sen yarışma anlamında diyorsan zaten parkur orada, çıkın savaşın yani parkurda. Zaten çıktın, savaştın, yendin. Adalar birleşince ne yapacaksın? Adamı mı döveceksin? Geçen sene de öyle diyorlardı da birleşince hiçbir şey olmadı. Zaten olayı başlatan şey değil mi? Furkan'ın sözü. Tamam, Furkan'ın sözü okey ama sonradan bence ben Eser'i çok şey bulmuyorum ya. Hatalı bulmuyorum. Nedenine gelecek olursak da şöyle.
Çünkü diyor ki hani yapmayın. Daha önceden de yaptı. Ya bence bu düzgün bir uyarış. Evet. Hmm. Oraya kadar çok tamam doğru. Evet. Ama sonra Serhat orada zaten olaya giriyor. Mesela bence olayı başlatan Serhat yani. Fışkırtan ya da. Fışkırtan o oluyor. Bunun sonunda da artık yani hani şimdi birisi sana bir şey söylediğinde altta kalmak istemezsin. Kalamıyorsun. Bir de erkek. Onun bunları. Ondan dolayı da ben burada hiç de Serhat'ı şey pardon özür dilerim. Yani, şu da yanlıştı. Şey bulmuyorum. Hatalı bulmuyorum. Karaktersizsin dedi mesela. Anlatabildim mi? Bu da yanlış bir kelime. Ben onu biraz hani İngilizce, Türkçe arasında gidip gelmesinden dolayı hani ciddi, gerçek anlamda söylediğini düşünüyorum. Hakaret olarak söylediğini ben zannetmiyorum. Ben ama ağır bir şey. Şimdi ben sana evet, çok karaktersizsin desem güzel mi yani? Bak şu an nasıl durdu? Kötü değil mi yani? Mutlaka. Yani insanı insan yapan şey yani. Karakteri zaten. Hani bir aynen. insana karaktersiz dersen yani en ağır hakaret. Ya o orada şey demek istedi hani. Senin bu yönden karakterin çok zayıf gibi bir şeyi net söyledi böyle. O zaman da yanlış durdu. Ya ama işte bazen direkt bu söylemek güzel ya. Değil. Eser ama Ebru bak şimdi evet haklısınız ama zaten oraya aç kalacağını bilerek gidiyorsun. İşte biraz onu, kendini kontrol altına alması gerekmiyor mu? Hepsinin tek kişi üzerinden tamam konuşmuyorum bilerek ben. Bilerek gitmek de işte olsa işte keşke. Ama yani hani bu kavga ne ya? Ben de mesela yemek yemezsem biliyorum ama yiyorum. Böyle yaşasın. Ya ama böyle konuşuyor. Git herkes bakalım. Çok etkilendi ama Sema'nın ağlaması mesela beni etkiledi. Yazık günah. Orada o kavgalar oluyor. Sonra oyuna devam ediyorlar yani. Ne suçları var diğerlerinin mesela? Etkilendiler çok normal. Oyun oynadılar üstüne. Tabii. Yani takımdaki herhangi birinin küçükcük dahi hareketi bütün performansları etkiler herhalde. Sizde de benzerlerini gördük Damla. Tabii tabii. Yani etkileniyorsun. İster istemez zaten etkileniyorsun da. Hani biraz daha kavga tartışma olduğu zaman şöyle bakmak lazım. Hı. Hani kendine odaklanıyor olman lazım. Dışarıdaki sesi bırakıp biraz daha kendine yönelmen gerekiyor. İşte bu evrede de bence işte profesyonellik devreye giriyor. Yani ne kadar profesyonel sporcuysan ya da bu işi ne kadar iyi yapabiliyorsan o zaman tekrardan oyun alanına çıkarken o kadar konsantre bir şekilde aynı kaldığın yerden devam ediyor yani olman işte lazım. İşte bu Survivor profesyonelliği de bakmıyor. Ne kadar profesyonel sporcu da olsan orada o kadar psikolojik bir baskı var ki bakın görüyorsunuz yani hepsi profesyonel. Serhat falan ama bir yerden sonra o açlık, oyunu kazanma hırsı, kendini ifade etme durumu o yüzden de sonuç böyle oluyor. Şimdi yani. Bu tartışmadan evet yorumlarınızı aldık ama ben Sabriye Pınar cephesinde gerçekleşen olayı da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü Sabriye'nin Sabriye biraz de orada atlamış. Sert bir duruşu önemli. Var ve hani orada çöp yakması üzerine Berna Öztürk'le sözleri büyüyor ve Pınar'la gerçekten hoş olmayan cümleler sarf ediyorlar birbirlerine. Bilmiyorum izleyebildiniz mi? Az önce özette verdik ama ben, Sabriye ile Pınar'ın durumu da kritik gibi ben geliyor. Ben o programı yani izledim tamamen kavgayı. Yani şöyle bir şey. Evet Sabriye'nin belki şimdi ada hayatının katkıda çok bulunmuyor gibi bir konuşmalar oldu. Ben o kısmını görmedim Sabriye'nin yani ne yapıp yapmadığını. Ama eğer böyle bir şey konuşuluyorsa demek ki pek bir katkıda bulunmuyor. Ama Pınar'ın Sabriye'ye saldırmak için bence Berna'yı kullandığını düşünüyorum. Çünkü Berna gidiyor durup dururken Sabriye ne yapıyorsun? İşte çöp yakıyorum falan. İşte orada bir Berna'nın böyle bir iğneleyici lafı arkasından Pınar giriyor devreye. Yani orada benim gözlemlediğim kadarıyla hani Pınar neden sen saldırıyorsun ki yani durup dururken? İşte diyorum ya sadece iki takım arasında değil takımlar arası takım kendi içinde de bazı sorunlar evet orada yaşıyor. Sabriye bence biraz mağdur duruma düştü. Hı-hı. Hani belki haklıydı kızlar ama orada birden Pınar Berna'yı kullanıp sanki Sabriye'ye böyle bir sataşmak istedi gibi. Çünkü oyunda onlar tartıştı. Hı hı. Oyunda böyle bir gerginlik oldu. Adada da bence öyle bir durum yarattı. Sabriye'ye sanki çok fazla bu. Kendini kontrol edememiş gibi geliyor bana. Yani bence bu kontrol zaten etmiş kendi haliyse söyledi bir de yani burada biri elimde kalacak diye kendi ifadesi var, röportajı var. Yani dayanamıyorum bazı şeylere diyor. Kendi söylediği için rahatça ifade ediyorum bunu. Ben mesela şey diyordum Nagihan kadar daha sinirli bir insan herhalde Survivor tarihinde yoktur ama bence Sabriye Nagihan'dan daha da ki daha başlangıç aşamasındayız. Evet daha yani. Da sinirli. Bence sinirli değil ama sert. Sert. Ama işte, sinirli gözükmüyor bence bilmiyorum ama. Yani çok sesini yükseltip kes falan bileyim. Biraz korkutucu. Ben korkardım orada olsaydım. Konuşacağız belli ama Sabriye'nin hani önümüzdeki günlerde ama de kötü niyetli değil. Kendi İyi içlerinde şey. Yaşadıkları sorunları gibi geliyor bilemiyorum. Ya bence şu da var. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi herkesin Sabriye'den beklentisi büyüktü. Hı hı. Bu Survivor başlarken.
Hani işte tamam sporcu, bir de hakikaten vücudu da çok iyi. Yani kas yoğunluğu açısından yani hani bir kickboksta evet yani atak bacakların çok çalışması falan. Yani bir röportajında mı dinledim ya da başlarken hani onların bir VTR'si geçiyor. Orada işte kendime şuna benzetiyorum, şöyle antrenman yapıyorum, çok iyiyim falan filan vesaire. Yani benim bile beklentim şeydi ya, evet. Hakikaten Sabriye çok güçlü çıkacak. Görüntüsü çok yani güçlü. Hani hem kaslı hem vücudu olarak böyle dirençli görünüyor. Oyunlara baktığım zaman dedim ki yani hani Sabriye hiçbir şey yapmıyor dedim. Yürüyor gibi değil mi bazen? Evet yani hani ya diyorum ki yanındaki acaba şimdi yanındaki de tetikler insanı. Sen koştuğun o daha hızlı koşuyorsa sen daha hızlı koşmaya çalışıyorsun. Yanındaki zayıfsa atıyorum biraz daha böyle hani temponu düşürürsün. %100'ünü vermezsin. Hani acaba diyorum ki öyle bir şey mi, ama alakası yok yani. Biraz birkaç oyunda falan denk geldiğimde de Sabriye'den ben hiç mi hiç iyi bir performans görmüyorum. Çok daha fazlasını bekliyorum. Çok daha fazlasını bence bekliyorum. Bence değişecek ama açılacak. Aynısını kim söylemişti bir röportajında söylüyor. Pınar mı söylemişti? Biz Sabriye'den çok büyük bir beklenti içerisindeydik ama şu anda hani çok kötü gidiyor. Şimdi bilenmiş de olabilir oradan oraya falan, hani o elektriği tutmayıp da artık olay boyutunu aşıp hani uğraşma moduna da girmiş olabilir. Şey ne diyorsun Şahika'ya? Vallahi Şahika için de şöyle söyleyeyim. Ben sadece ve sadece onun yüzme havuzlarda iyi olabileceğini düşünüyorum. Yani şey görmüyorum böyle final... Şahika finalde olur. Değil yani. Evet gider, okey. İyi bir sporcu. Birleşme Partisi'ni görür mü? Birleşme Partisi'ni görür mü? Güzel soru. Ya şu balık olayı yani tam ya şeyde gidebilir böyle. Birleşme Partisi hani son konsey oluyor. Aynen. Ya orada eğlenir ya da Birleşme Partisi'nde olur, ondan sonra eğlenir. Dokunulmazlıkları daha fazla ünlüler kaybederse o zaman şansı evet, daha az zaten. Evet. Bence Birleşme Partisi'nden bir hafta önce kim elenecek biliyor musunuz? Kim? Kim? Yiğit. Yiğit yok. Şimdi Yiğit neden mesela? Nereden bu denkleme vardın? Niye Yiğit dedin? Merak bak, ediyorum. Ona. Hadi hayırlısı. Yiğit. Bunu hatırlarım ben. Aynen. Birleşme Partisi'nden bir hafta önce. Geçen seneki İbrahim'i hatırlatıyor bana. İbrahim de böyle çok sessiz sakindi oyunlarda, böyle çok fazla ön plana çıkmıyordu Yiğit falan. Yiğit İbrahim. Ha şöyle, ilk haftalarda İbrahim çok fazla sesi çıkmıyordu hatırladığım evet. kadarıyla. Hani oyunlarda da performansı Serkaylara göre çok iyi değildi. Ama birden çıkış yakaladı. Bayağı da kaldı yani. Bak ben size tahminlerimi söyleyeyim. Hani bu aralar gitme ihtimali olanlar, ünlülerde potayı görecekler. Sabriye, Berna, Şahika olacaktır. Hmm. Berna Banko Şubat ayında elenir bence. Burada nasıl da, yani? Ben Berna. Öyle düşünüyorum ya. Berna Öztürk diyor. Evet. Berna Öztürk. Tamam. Burada da bu arada Fatih de şimdi resmi yok orada, o yüzden bir an şey, Fatih de bence pota adaylarından, Berna ile evet. Fatih gelme ihtimali olanlar. Burada da yine Anıl, Sadin, Erdi bunlar potayı görecekler. Yani erkeklerden Anıl veya Fatih, kızlardan da Berna bence Şubat ayında Survivor'a vedalar. Yani ilk ağlayacağımız evet, erkek konuğumuz Anıl ya da Sadin. Sen Yunus da elenir demiştin ama bayağı Anıl... kalmıştı Hakan, belli efendim? Olmaz. Yunus diyor Yunus. Yunus'a da sürekli evet. elenecek dedin ama. Aynen. Belli olmuyor işte orası Survivor. Peki bu haftanın rahatsızlanmalarına geçiyoruz şimdi. Elbette ki üzücü durumlar, kimsenin sakatlanmasını ya da hastaneye doktora gitmesini istemiyoruz ama Serhat da İlhan da rahatsızlıklar geçirdiler. İlhan hastaneye kaldırıldı ama Serhat'ın muayenesi Metin Kuş tarafından yapıldı doktorumuz. Nelerde, sahalarda tekrar görmeye başladık kendisini. Buradan selamlar olsun. Biz diyelim neler yaşamışlar hem Serhat hem İlhan, ardından buradayız. Sembol oyununda erkeklerin finalindeyiz. Serhat'ın 1-0'lık üstünlüğü var Gökhan'a karşı. Eğer Serhat Akın bunu da kazanırsa sembol erkeklerde Serhat Akın'ın olacak. Serhat önde geldi. Serhat önde geldi. Avantajlı taraf Serhat. Attı 1'le 1. Attı, kırdı 2 oldu. Serhat kazandı. Serhat kazandı. Survivor 2017'nin ilk sembol oyununu erkeklerde Serhat Akın kazanmış oldu. Çok çarpıyor Metin abi. Bekle, geçecek oğlum, geçecek, merak etme. Gütme abi. Kötü bir şey yok, sakin. Tamam.
biraz sonra rahatlar. Güneş de etkiledi biraz. Bir de çok zorladın kendini. Tamam. Kalbine gir, bir şey düşünmüyorum. Ama nabzın çok yüksek, sen de biliyorsun. Tamam. Sağlık daha önemli. Sağlık daha önemli. Ya ben biraz şey yapacağım. Bir sıcak olundum mu abi? Ya ben güvenli de bugüne çok, kadar çok bir tane yarışıyordum. Araya mesafe giriyordu. Hiç bir erkek yarışmadım. Şimdi üst üste yarıştım. 5 kere yarıştım. Bugün kaç kere? 5 kere abi. Finalde 2 kere bayağı bir gitti ya. Ya Furkan'a dedim, su döktü falan. İnmiyor, nabız inmiyor. Buralarıma falan böyle şey, abi, oksijen gitmedi, anladın mı? Evet. Onu dedi, bilmem ne bir şey oldu dedi. Beyne oksijen gitmedi dedi Metin abi. Orada çok kötü oldum abi ya. Karardı yani. İlhan Mansız rahatsızlandı. Aniden karnında bir ağrısı oldu. Sonra kalbine ilerledi bu ağrı. Tabii hepimiz panik olduk. Onunla ilgilendik. Su verir misiniz arkadaşlar? Su verir misiniz? Artık. Sanki hakikaten abimmiş gibi, hani abim oluyormuş gibi hissettim. Gönderdik, inşallah bir şey çıkmayacak. Allah'ın izniyle kaldığı yerden devam edecek yani yarışmaya. Damla, Yağmur ünlülere hiç iyi gelmedi. İlkinde zaten olaylar çıktı. İkincide de evet. İlhan'ın rahatsızlığı. Zor bir durum ki özellikle hastaneye kaldırılıyor olmak, oyunlardan uzak olmak daha da zor bir durum. Siz de yaşadınız benzer şeyleri. Tabii yani sağlık olunca ne olursa olsun yani çok kötü hissediyorsun zaten. Bir de hani psikolojik olarak zor şartlardasın. Yağmur geliyor, bunun üstüne açlığı var. Sağlık problemi başlayınca bir de hani ne oluyoruz bir anda diyorsun. Endişe en büyüğü. İşte hani daha çok bu sefer aileni düşünüyorsun. Acaba benim ailem ne düşünüyor? İşte onlar aklına gelmeye başlıyor. Yani psikolojik bir savaş hakikaten. Hani bir mücadele var parkurların içerisinde ama işte en güçlü olan kazanıyor her seferinde. Bunların hepsini hani sineye çekmek gerekiyor. Sakin olmak gerekiyor. Yani sakatlıklar çok üzücü. Zannedersem hani çok ciddi bir şeyler yok anladığım kadarıyla. Yani Serhat Akın'ın rahatsızlanması olacaktır çünkü çok sıcak hakikaten. Yani biz o yarışların esnasında hani bir an bayılacağım dediğimi hatırlıyorum. İşte Tuğba'nın bir tansiyonu düşmüştü. Yani sen herkesin... de Arif'in sırtında yarışmaya gelmiştin Damla, hatırlıyorum. Aa, evet tabii, yani benim de ayağım çok kötüydü. O dönemde ya psikolojik olarak bitiyorsunuz ya, hakikaten bitiyorsunuz. Bunların yaşanması çok hoş şeyler değil. Ama öncelikle sağlık mesela, atıyorum bizim biliyorsunuz hani takım olarak Semih ile çok iyi anlaşamamamız durumu vardı. Öyle bir şey söz konusuydu. Fakat Semih parmağı kırıldığı zaman ya herkesin içi acıdı. Yani ne olursa olsun, evet, birbirini sevmek zorunda değilsin. Yani birbirinle yarışıyor da olabilirsin. Bir rekabet olabilir. Fakat birisinin canı yandığında senin de canın yanıyor. Ondan dolayı kötü bir tablo. Yani inşallah kimseye hiçbir şey olmadan güzel bir Survivor'u geçirilir diyorum. Bu arada İlhan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verebiliriz artık. Çünkü bu akşamın ipuçlarını da paylaşacağız az sonra. Sahalara geri döndü. Hatta oyunda da oynadı. Tabii sonuç ne oldu bilmiyoruz ama göreceğiz. Serhat da burada herhalde oyunun stresiyle bir fenalaştı ama müdahale o anda yapıldı. Görmek istemediğimiz şeyler ama evet. En azından oradaki doktorların, yani Metin abinin sürekli orada olması da büyük bir şansları. Evet, Metin abi çok, gerçekten çok önemli bir insan. Çok faydalı adada. Oluyor tabii yani, açlık, vitamin alamıyorsun, tansiyonun da düşüyor. Metin abinin çok güzel şeyleri var. Hiçbir şeyin yok senin. Sen çok iyisin. Evet. Gerçekten ona ihtiyacın var. Metin çünkü... abi bacağım çekiyor diyorum. Ya yok bir şey, yok bir şey. Hiçbir şey yok. Devam edebilirsin. En güzel şey motivasyon şekli. Çünkü zaten orada en kötüyü kuruyorsun kafanda. Evet. Kesin bir şeyim var, bana bir şey oldu diye. Hani onu duymaya ihtiyacım var. Gerçekten bir şeyiniz olsa zaten yani gereken müdahale. Biz biraz abartıyoruz hani o korku, heyecan, açlık falan.
Ama yani çok zor ya. Ya herhalde Elon Musk'ın anladığım kadarıyla mide spazmı geçirdi. Midesinde öyle hissettim. Bir rahatsızlık var. Çünkü mide spazmı geçirdiğinde ben de yaşamıştım. O aslında midende ama kalbinde gibi hissediyorsun. Ağrı sanki yukarıya doğru vurduğu için. Geçmiş olsun. Çabuk ama ne atlatır. Olursa olsun kaç gün uzak tabii, kalmasın tabii, çok, neden oldu. Çok zor. 15 gün yemek yemedi. Evet. Gündüz gitti ödül kazandı. Bol bol meyve yedi. Akşam geldi Adem balıklarla karşıladı. Aynen. Mide bir şöyle tabii aptal oldu orada. Ne yapıyoruz diye. Evet aynen, evet karıştı. Vallahi. İşte her koşulda zor. Gerçekten zor. Her koşulda zor. Zor. Konuşacağız, yorumlamayı sürdüreceğiz. Reklamlardan sonra Survivor Panorama özel VTR'lerimiz de olacak. Seda'nın adadan ayrıldıktan sonra ilk açıklamasını da sizlerle paylaşacağız. Ama şimdi kısa bir araya gidiyoruz, ardından buradayız. Ünlülerde bu hafta en çok oyuna kim çıktı? Kimler galibiyet yüzü görmeden haftayı kapattı? Ünlülerin başarı grafiğini açıklıyoruz. Birazdan Survivor Panorama'da. Survivor Panorama'dan bir kez daha merhaba. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Damla bizlerle birlikte, Ebru bizlerle birlikte gündemi konuşuyoruz. Elbette koca bir hafta geçti. Konuşulacak çok konu var ama hızlıca başlayalım yeniden. Performans sıralamasını aktaracağız sizlere. Önce ünlüler cephesinde kim kimden daha üstün? Elbette ki aday yaşantısı anlamında değil, oyundaki performansları anlamında. Bir izleyelim, ardından yorumlarla burada olacağız. Haftayı bir kayıpla kapatan ünlüler takımı genel tabloya bakıldığında ortada bir performans sergilediler. Bir sembol, bir dokunulmazlık, bir de iletişim ödülü kazanan ünlüler takımının başarı grafiği nasıl şekillenmiş olabilir sizce? 13 numara. Ünlüler takımının son sırasında serbest dalı şampiyonu Şayka Ercümen var. 5 oyunda galibiyet yüzü görmeyen Şayka'nın puanı 0. Şayka atamadı. Elif de atamadı. Tahtayı geçmezse sayılmıyor sevgili seyirciler. Tahtanın yersini atmaları gerekiyor. Elif kazandı. 12 numara. Ünlüler takımında bu hafta galibiyet yüzü görmeyen bir diğer isim de Çılgın Sedat oldu. Sedat attı oldu. Sedat ilk bayrağı kaldırdı, ikinci bayrak. Eser de yakaladı, Eser attı. Oldu, o da ilk bayrağı kaldırdı. İkinci bayrak Eser geriden geldi. Kazandı. Takımı adına 5 oyuna çıkan Çılgın Sedat hepsinde rakibine boyun eğdi ve haftayı 0 puanla kapattı. Tahtaya bas, tahtaya bas. Atamadı. Yine atamadı. Tahtaya bas. Yine atamadı Yiğit. Al torbalarını al. Yiğit kazandı. 11 numara. Ünlülerin 11 numarasında sürpriz bir isim var. Furkan Kızılay. İlk hafta başarılı bir performans sergileyen ve 3. sırada yer alan Furkan bu hafta nazara geldi adeta. Bak bana bak. Abi omurum. Kilitli. Omurum kal abi. Orada, kal orada. Yok bırak. Çok iyi. Çok iyi. Kal orada. Harikasın Furkan. Ünlülerin hırslı yarışmacısı Furkan takımı adına 9 oyuna çıktı. 2 galibiyete karşılık 7 mağlubiyeti var. Kaybettiği oyunların puanı düşünülünce Furkan haftayı 0 puanda tamamlamış oldu. Furkan kırdı. 2 oldu. Furkan kazandı. 10 numara. Ünlülerin 10. sırasındaki isim Seda Demir oldu. Survivor macerası kısa süren ve adaya bu hafta veda eden Seda Demir 6 oyuna çıktı. 2 galibiyeti, 4 mağlubiyeti var. Puanı ise 2. 1 oldu Pınar. 2 oldu. 2-1. 2-2. Kıran kazanacak. Pınar kazandı. 9 numara. Listenin 9 numarası Tarık Mengüç'e emanet. Tarık, gönüllere karşı 6 mücadeleye çıktı. İkisini kazandı, 4'ünü kaybetti. Puanı 3. Kim atarsa o kazanacak. Tarık kazandı. Bu! 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 Tarık kazandı.
8 numara. Ünlülere sonradan dahil olan Fatih 8. sıradan listeye giriş yaptı. Takıma ve adaya hızla uyum sağlayan Fatih 9 oyunun 3'ünü kazandı, 6'sını kaybetti. Puanı 4. Fatih kazandı! Fatih kazandı! Milli kickboksçu Sabriye, Survivor'a kötü bir başlangıç yaparak herkesi şaşırtmıştı. Sabriye bu hafta kendini toparladı ve 10 numaradan 7 numaraya yükseldi. Sabriye attı, ilk bayrağı kaldırdı Sabriye. Sabriye avantajlı taraf. Deniz'i atamadı. Sabriye attı, Sabriye kazandı. Sabriye Şengül 6 oyunun 4'ünü kazandı, 2'sini kaybetti. Puanı 5. 1'de 1 yaptı Sabriye. Deniz'e de kırdı, Sabriye 2 oldu. Deniz'e kıramadı. Sabriye kıramadı. 2-2 oldu, kıran kazanacak derken Sabriye kırdı. 6 numara. Milli atlet Pınar Saka bu hafta başarı grafiğinin 6. basamağında kendine yer buldu. 11 oyunda rakiple mücadele eden Pınar Saka'nın 5 galibiyeti, 6 mağlubiyeti var. Puanı ise 7. Pınar birinci attı. Tuğçe çok kötü attı. Pınar kazandı. 5 numara. Hafta ortasında rahatsızlanan ve hastanede tedavi altına alınan İlhan Mansız listenin 5. sırasındaki isim oldu. İlhan Mansız 8 oyunda oynadı. 4 galibiyetine karşılık 4 mağlubiyeti var. Puanı ise 9. İlhan Mansız atışlara başladı. Birinci devirdi. İlhan Mansız. İlhan Mansız. Helal olsun. 4 numara. Ünlüler takımında bu haftanın sürpriz ismi Berna Öztürk oldu. Attı, yıkamadı, Berna'yı da vurmadı. Kim bakacak? Berna kazandı. Ünlülere karşı 10 oyunda mücadele eden Berna Öztürk, 6 kez sahadan galip ayrılırken 4 oyunda rakibine boyun eğdi. Puanı 10. Şayka kırdı, Berna da kırdı. Berna 2 yaptı, Şayka da 2 yaptı. Son seramik, Berna kırdı. Ve işte ünlülerin ilk 3 ismi. Survivor'a istediği giriş yapamayan ve geçen hafta 8. sırada yer alan Serhat Akın bu hafta 3 numaranın sahibi oldu. Yine atamadı. Yine atamadı. Ve Serhat kazandı. Gergin bir hafta geçiren Serhat Akın tam 12 oyunda gönüllere karşı ter döktü. 9 oyunu kazanırken sadece 3 oyunu kaybetti. Puanı 15. Kırdı. Eser de geldi. Serhat ikinciyi de kırdı. Eser kıramadı. Serhat kazandı. 2 numara. Ünlüler takımının 2 numarasında bu hafta milli boksör Adem Kılıççı bulunuyor. Adem atarsa kazanacak. Evet, Adem kazandı. Adem kazandı. Adem Kılıççı geride bıraktığımız hafta tam 15 oyunda mücadele etti. 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 16 puanla tamamladı haftayı. 120'şer kilo var. Mermi kilitli Adem, öne. Öne. Adem derin nefes al. Hadi kardeşim. Bence de şey, şimdi oynamasın hiç dengesi. Adem kazandı. Ve işte ünlüler takımının şampiyonu. Evet, İkisini attı. Atan kazanacak. Atan kazanacak. Sema Apak bu haftada zirveyi kimseye bırakmadı. 17 oyunda parkurun tozunu atan gönüllü kızların korkulu rüyası 13 galibiyet ve 4 mağlubiyetle kapattı haftayı. Puanı 29. Sema attı. Sema kazandı. Ünlülerin başarı grafiği bakalım önümüzdeki hafta nasıl şekillenecek? Şimdi izleyicilerimizin kafası karışmasın. O yüzden bir Hakan'a söz vermek istiyorum kızlar önce. Çünkü bu sene puanlama sistemi biraz bizim zihnimizde bulanıklar neden oldu. Eser birinci oldu, Sema birinci oldu ama nasıl... Kim nasıl puan alıyor? Takım yarışları var, bayrak yarışı var. Hepsini bir tek tek anlatırsan Hakan daha net anlayacağız biz. Şimdi şöyle, bir kere çok adil ve mantıklı bir sistem yapılmış. Şimdi normalde nasıl olur? İşte 6 galibiyet aldı, 3 mağlubiyet aldı. Ona göre bir hesap yapılır. Ama burada adil olmak için, hakkaniyetli olmak için
Bir kere en önemli ya da en böyle yoğun performans sergilenen oyun hangisi? Bir numara sembol oyunu. Sembol oyununda şöyle bir sistem var. Mesela bu haftayı örnek alalım. İşte kadınlarda Sema birinci, Berna ikinci oldu. Sembol oyununu kazanana 6 puan veriyorlar. İkinci olana da ekstradan 3 puan veriyorlar. Tamam, güzel. Diğerlerinden herhangi bir puan alma ya da puan çıkma gibi durum yok. Sembol oyunu çok önemli yani. İkinci sırada bayrak yarışları. En yüksek puan sembolde yani. Evet. Tamam. Sonra en yüksek puan bayrak yarışlarında. Çünkü bayrak yarışı en son anda takımın kazanma ve kaybetme noktasında belirleyici olduğu için orada oyuna çıkana artı 3 puan veriliyor ekstradan. Çünkü son ve en önemli şeyi alıyorlar. O yüzden bayrak yarışı ikinci önemli sırada. Üçüncü önemli sırada birebir yarışlar. Yani normal seyrettiğimiz yarışlar. Burada da yine kazanırsanız 3 puan alıyorsunuz. Ama burada şöyle bir problem var. Kaybederseniz de işte eksi 1 puan alıyorsunuz. Bu hafta mesela Şahika eksi 4'te bitirmesinin en büyük nedeni birebirlerde 4 tane oyun kaybettiği için eksi 4'te bitirmiş oluyor. Daha sonra dördüncü şeyde yarışmamızda grup yarışmaları. Grup yarışmaları bir şekilde hani iki kişi aynı anda yarıştığı için hani orada da bir adalet dengesi sağlamak için onda da 2 puan veriyorlar. Kazanınca kaybedenden puan kesilmiyor. Yani böyle buradan da şunu anlıyoruz. Yarışmacıların kendilerinin puanlarını hesaplamasına mümkünat yok. Evet. Aynen. Burada onu hesaplayabilecek bir erdi var. O da pek puan almıyor. Değil mi Tarat abi? Onun da bir puan sıkıntısı yok. Ne diyorsun? Mikrofonu uzatamam ben Tarat, Tarat abiye. Tarat nasılsın? Bu arada? Evet. Aynı anda söyledik. Çok seviyorum. Ondan sizler de iyisiniz bugün. İyiyiz gayet. Her zaman olduğu gibi yine çok şıksınız. Hakan kardeşim, bu sene ben de Nur Tuba Hanım'ın arzusunu, dileğini, tüm Türkiye'nin dileği arzusu oldu. İnşallah baba olacaksınız. Allah nasip ederse. Amin inşallah. Damla kardeşimize hoş geldiniz diyoruz. Ebru kardeşimize de hoş geldiniz diyoruz. Şimdi Erdi'den bahsetmişken ben biraz evvel Damla Hanım'ın ilk bölümde yaptığı bir konuşmayla alakalı girmek istiyorum. Yani halkın, halktan gelen birisi. Biz derdi dedi, halktan gelen birisi olarak dedi. Hepimiz halktan geldik dedi. Şimdi ben şurada hepinize tek bir soru sormak istiyorum. Şimdi İlhan Mansız'la Serhat finalde kalsa, ikili olsa kim dersiniz Hakan Bey? Kim kazanır dersiniz? İlhan kazanır. İlhan kazanır. Peki Serhat mı daha hızlı, İlhan mı daha hızlı desem ne Serhat dersin? Serhat daha hızlı. Yani bakın burada benim anlatmak istediğim şey, yapmak istediğim şey şu verdiğiniz cevabın içerisinde yatıyor. Yani neden Serhat daha hızlı, İlhan kazanır? Ama Serhat'la İlhan arasında hani İlhan 10 üzerinden 7 hızındaysa Serhat da 8 ya da 9 hızında. Tamam. Yani hani İlhan 3 değil yani, onu demek ben istiyorum. Ben Erdi'yle mukayesesini yapmıyorum. Ben burada bir şeyin üstünde duruyoruz. Ben buraya onun için geliyorum diyorum. Zaten daha önceki yarışmada da biz bu şekilde kazandık diyorum. Yani burada bir bütün oluyor. İlhan Mansız'ın kazanmasındaki İlhan kazanır dediğiniz şeyde İlhan'ın doğal bir lider duruşu var. Gerçekten olaylara bakış açısı, olaylar karşısındaki tavrı, edası hem güçlü hem de bu güzel duruşuyla bunu bir bütün haline getirip işte bir Atakan örneği de öyledir. Mesela Damla Hanım'a şöyle bir eleştiri getirmek istiyorum. Burada Erdi'den tabii ki sizler de hepimiz halkın içinden geldik ama geçen sizin döneminizdeki Survivor'da Semih'e ta arabada başlayan işte o yukarıdan başma tepeden bakma olayını halk çok iyi görüyor. Yani herkes tabii ki halkın çocuğu. Biz de burada Erdi'nin içindeki güzellikleri, düzgünlükleri, dürüstlükleri, o sempatikliğini dün burada gördük, bir arkadaşımızın yaptığı güzel olayları. Biz bu yönleriyle bu insanı sevdirmek istiyoruz. Yani bu sorduğum sorudaki yatan gerçeğin ne anlama geldiğini iyi kötü hepimiz anlamış. Yani burada arkadaşım, yani hakikaten her şeyinde bütün olmak zorundasın. Ben Erdi'nin asla bu insanları geçeceğini zaten iddia etmiyoruz, söylemiyoruz da. Fakat karakterlerin çok büyük rol oynadığını düşünüyorum. Sonuçta Türk halkı, bu yarışmayı izleyen Türk halkının bir bütün gördüğünde, bir Atakan'da olduğu gibi, efendime söyleyeyim, bir işte biraz evvel verdiğim söylediğim şeyde olduğu gibi, bunları bütün işte mesela Serkan hakikaten, ben Fenerbahçeliyim, çok da sevdiğim bir futbolcuydu ama gerçekten ona karşı Serhat, olan şeyimi kaybettim. Serhat'a kaybettim. Ben burada geçen bir defa bir isim söyledim, Havuç dedim mesela, o kardeşimiz de çok başarılı, çok ama çılgın Sedat ve Serhat'a uydu. Gerçekten gözümüzde çok şeyini kaybetti. Mesela ben Gönüller takımında Ogeday'ın duruşunu beğeniyorum. Yanlışlar yapmasına rağmen bunu kabul etmesini beğeniyorum. İlhan'ın da mesela bir yanlışını söyleyebilirim burada. Sabriye'yi yazmış olması gerçekten onun açısından bir eksidir.
O kızın hiçbir şey. Sabri'nin duruşunu da çok beğeniyorum. Orada hak veriyorum. Yani sonuçta biz bütün olarak birçok şeyi değerlendiriyoruz. E sonuçta Erdi'yi haklı görüyoruz. Sonuçta Erdi'yi şöyle haklı görüyorum. Bakın içi dışı bir gerçekten şurada kime sorsak bugüne kadar kim geldiyse herkes Erdi'yi sevdiğini söyledi. Biz zaten demedik. Bütün oyunlarda herkesi yeneceğiz demedik. Erdi herkesi yener demedik. Erdi'nin güzel yüreğini sevdik. O konuşmalardaki zaten bakın Erdi de bir lider. Hakan Bey farkındaysanız ne oldu? Erdi'nin takımı söylemleri oluşmaya başladı. O gün burada Ümit kardeşim de söyledi. Yani düşünebiliyor musunuz? Erdi de yanındayken Eser de Erdi'nin takımına girdi gibi bir cümle kullandı. Yani bu nasıl bir şey? Bu ne kadar güzel bir şey bizim açımızdan yani. Erdi'nin doğal liderliği burada ortaya çıkıyor ve herkesi etrafında toparlayabilmesi bunlar da bizim için gayet olumlu şeyler. Biz elimizden geldiği kadar kim burada neye gülerse gülsün, kim ne derse desin, Erdi için elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar bundan önceki yarışmada olduğu gibi oylarımızla halk olarak bir takım şeylerin aksini ispat etmek için sonuna kadar uğraşacağız. Ne diyordu Erdi orada? Hodri meydan. Yazın hepsine tek tek dedi. Yazın beni görelim karşılaşalım dedi. Biz de hodri meydan diyoruz. Yazın karşılaşalım hadi. Talat bak nasıl başlıyorsun? Şu seviyede başlıyorsun ve giderek yükselen bir tempoyla Erdi sonuna kadar şampiyon diyorsun. Yani değişik yorumların var. Ellerine sağlık, diline sağlık bir şey diyemem. Bununla alakalı çok özür diliyorum. Lütfen kusura bakmasınlar gerçekten. Ben normal hayatta da üslubum bu. Olayların akışına göre o günkü durum daha da... Yükseldiğin anlarını biliriz. Ütopya'da bilirsiniz yani gerçekten. Ama hiç kimse benim sağlığımdan endişe etmesin. Hamdolsun çok şükür çok sağlıklıyım. Böyle şeyler alıyorum. Bu benim normal konuşma üslubum. Şeye göre böyle dojaza göre arttırarak gidiyoruz. Hakan yanıt vermek istiyor. Ya yanıt değil de katıldığım ve katılmadığım noktalarla ilgili söyleyeceğim. Demin Damla da söylerken ben Damla'ya bu konuda hak veriyorum. Ya bir insan daha kibar diye Türkçeyi düzgün konuşuyor diye ya da kolunda bacağında dövme var diye sanki o halktan değilmiş gibi söylememiz çok yanlış oluyor. Evet. Yani burada şöyle ayrışalım. Ben de halkın çocuğuyum. Damla da halkın çocuğu. Erdi de. Erdi daha böyle sokak kültürüyle büyüdüğü için o sıfat ona biraz daha yakışıyor. Ama ben de halk çocuğuyum. Ben de bu ülkenin çocuğuyum. Damla da, Ebru da, Tuğba da. O konuda bazen biz de hataya düşüyoruz. Herkes bu konuda aynıdır. Ülkesine sevgisi ya da aile yaşantısı, saygısı, sevgisi kimse kimsenin ne olduğunu da bilemez. Hepimiz halk çocuğuyuz. İkincisi ben Erdi'yle ilgili senin bu kadar ateşli olmana hayranım. Ya yani ben Erdi'yi sevmekten çok seni seviyormuşum. Onu anladım çok şu an. Gerçekten. Çünkü çok güzel anlatıyorsun. Erdi'yi senden dinleyince bana daha böyle hakikaten iyi geliyor, sevimli geliyor. Ben de sana şunun sözünü vereyim. Seni bir gün panoramada Erdi'yle buluşturacağız. Hiç merak etme. Çok teşekkür ediyorum. Zaten İnce. Ben buradaki inceyi anladım herhalde. En sonunda buluşuruz inşallah. Kıbrıs'ta görüşmek dileğiyle dileyim. Kıbrıs'ta görüşeceğiz inşallah Erdi'yle biz. İlk söylediğiniz cümleyle alakalı. Kısaca bakın, alayım hemen. Çok özür diliyorum. Nurtuba Hanım çok iyi bilir. Yüzlerce konuşma yapmışımdır. Hiçbir zaman hiç kimsenin küpesiyle, dövmesiyle alakalı... Yok sana değil lafım. İmanıyla genel söylüyor. Tabii. Hiçbir şekilde benim ağzımdan tek kimse en ufak bir şey diyemez. Ben sadece demin örnek verirken bakın geçen sene Survivor'a gidildiğinde ta kamyonette başlayan ön yargılardan bahsetmek istiyorum. Ta kamyonette başlayan ön yargı. Burada da sanki göz altında Erdi seyredilmiş bir beşli grup var. Daha ziyade dörtlü grup. Yani şu anda gözüken Gökhan, Yiğit, Elif ve Ogeday'da. Arada kalmış ama onlardan gibi gözüküyor. Yani ta en başından bir ön yargıyla bakıyor gibi görmeleri beni bu şekilde konuşmaya sevk ediyor. Sadece bunu söylemek istedim. Teşekkür ederiz yorumların için. Bir şey daha söylemek istiyorum. Peki. Çok özür diliyorum. Bu arada Nazır abinin dün doğum günüydü. Kendisi dün esprimiz sonucunda pasta getirmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yayından sonra eğer burada kalırsan abi pastayı keselim. Şimdi yayında biraz sıkıntılı olabilir diye. Sonrasında olursa tekrar iyi seneler diliyoruz. Çok teşekkür ederiz Nazır. Şimdi gönüllerden bahsettik ama ünlülerin VTR'sini izlediğimiz için biraz oraya dönmek istiyorum ben. Damla önce senin yorumunu merak ediyorum. Evet Şahika son sırada, Sema birinci sırada ve aralarında gerçekten puan farkı, uçurumu var yani. Evet. Ne diyorsun bu duruma?
Ya şimdi zaten şöyle beklenen bir sonuç gibi geliyor bana. Çünkü hakikaten Sema iyi. Hı hı. Yani Survivor'da öne çıkanlardan birisi. Ve ben başta da zaten söyledim. Şimdi Şayka'nın evet performansı yani orta seviye gibi yani. Ne hani çok iyi böyle göze çıkıp böyle wow dedirtecek kadar ne de işte hani çok kötü hani gerçekten Şayka buraya yakışmadı diyebileceğimiz gibi bir bekleneni şey yok yani. Bekleneni gerçekleştirdi mi sence? Yani çünkü serbest seviyede... dalış rekortmeni bir isim. Yani ya daha şimdi, mı evet, çok şey bekleniyordu acaba? Kondisyonu iyi olabilir ama sanki ben en başta da söylemiştim yani havuz oyunlarında, su parkurlarında çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Hani koşularda sonuçta tamam okey kondisyon gerektiriyor parkuru yaptığın zaman. Hele ki o ilk gidiyorsun ve ikinci gidiş geliş var bir de. Orada çok zaten kondisyon bitiyor. Yani nefes nefes oluyorsun. Hani onu da çok kaldırabilecek gibi görmüyorum yani. Performans ve kondisyonuna baktığımız zaman hani o açıda değilmiş gibi. Yani çok da hani ben çok şaşırmadım şu anki sonuca. Sedat erkeklerde en düşük puan Sedat'a ait. Evet, Sedat da aslında fena değildi gibi. Yani ama hızlı aslında. Hızlı ve öfkeli bir film vardı, hatırlıyor musun? Sedat'ın ilk hafta zannedersem iyi. Fakat ikinci hafta o da düşüşe geçmiş durumda. Fakat bu muhtemelen şeylerden de etkilenmiş olabilir. Yani ben şimdi şuna bakmak istemiyorum. Hani ilk hafta böyleydi, ikinci hafta işte şu kötü, işte sonuncu olmuş falan filan vesaire. Yani kimi parkurlar evet birisine bakıyor, kimisine bakmıyor. Mesela en basit örneği. Kimdi? Sabriye. Hı. Sabriye mesela kötü evet ama dayanıklılık olduğu zaman Sabriye oyun kazandı. Mesela çıkışa geçti. Hani bu Sabriye evet Survivor'da çok iyi değil. Yani hafta hafta belirleyip de bakıp da işte bu kişi bence çok kötü ya da bu kişi çok iyi demek de çok doğru olmuyor. Yani bazı parkurlar var. Güç parkurları, dayanıklılık parkurları. Evet o zaman şu anda mesela Sabriye'ye bakıyor diyebiliyoruz ama ne bileyim bir kondisyon gerektiği zaman, çabukluk gerektiği zaman, patlayıcı kuvvet gerektiği zaman da işte hani Sema orada konuşuyor ki zaten Sema iki haftadır lider olarak görünüyor. Hani belli başlı kişiler var iyi dediğimiz ve göze çıkacak işte hani finalde olabilir, birleşme partisinde olabilir dediğimiz insanlar var ama işte ben onu az önce Hakan'a da söyledim. Şayka'yı birleşme partisinden önceki konseyde elenir. Ya da birleşmeden hemen sonra elenir diyorum tarih ben. Tarih veriyorsunuz beni çok şaşırtıyorsunuz. Bakalım evet. Göreceğiz kim haklı çıkacak. Aynen. Peki Adem'den biraz bahsedelim istiyorum Ebru ben. Yani kadın erkek diye ayrıştırdığımız zaman Sema kadınlarda birinci, Adem de erkeklerde birinci. Performansı evet. Oldukça yüksek. Ne dersin bu duruma? Adem bir çıkış yakaladı. İlk hafta o kadar iyi değildi. Ama şimdi yavaş yavaş bence yani her yarışmacının adaya adaptasyon süresi değişiyor. Adem de yeni yeni kendini bulmaya başladı bence. Bir de orada şimdi iki tane çok önemli futbolcu var. Çok profesyonel futbolcular var. Belki orada ilk hafta kendini biraz daha güveni yoktu. Ama şimdi iyi gittiğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Şayka'dan herkes çok büyük beklenti içerisine girmiş ama orada herkesin farklı alanlarda yaptığı sporlar var. Yüzme yani yüzmede çok iyi olanlar parkurda çok iyi olamıyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Bir kere Survivor'da en şanslı olanlar futbolcular ve atletler. Çünkü tamamen işleri koşma. O yüzden onlar tabii ki diğer oyunculara göre bir tık daha önde olmak zorundalar. Yani onlardan beklenti daha yüksek olmak zorunda. Ama Şayka'dan bence beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım. O bence balık tutmalı. Eğer balık tutarsa adada bence onu elemezler diye düşünüyorum. Balıkları Adem tuttu. Evet. Şarkadan bir yani balık gördük. Şarkı şey şimdi... söylemişti hani bir an önce oltayı kazanın ben arkadaşlarım. Evet bir de ziyafet çekeceğim dedi ama. Dünya şampiyonu bildiğim kadarıyla dalışta. Yani dalış şampiyonu da balık tutma şampiyonu değil ama... şimdi onu da ayırt etmeyelim. Yani şimdi tabii ama... ya bu şey gibi bir şey. Hani belki atıyorum... Hayvanları öldürmeyi sevmiyor ya da belki... Ama söz verdi. Oradan, tutacağım. Ya bilmiyorum yani onun sözünü niye verdi. Ya ben şimdi gittim biliyorum orada balık yok ki kardeşim. Yani bu kadar balıklar derinde var. Derinde yani. Var ama derine de gitmek tehlikeli şimdi. Açığa yani. Nasıl gideceksin ya? Yok çok zor yani. Hani. Ama Şayka en azından orada öyle söylemeseydi. Bu ödülü kazanalım da bundan sonra her gün size kilo kilo balık dedi. Ama o da bilincinde değil tabii yani balık tutabilirim zannetmiştir. O da şeyden söyledi bence. Dedi ki ya dedi hani oyunlarda çok iyi değilim. Bari orada bir şey yapayım. Hı. İşte orada bir şey göstermişsem. Psikolojik destek. Bu hafta sonu sanki Şayka'dan balık görecekmişim gibi hissediyorum. Hislerin o yönde mi? Hislerim o yönde ya. Çünkü Adem kadar tutabilir mi?
Adem kadar, Adem'inki çok büyük şans bir kere. O sırada evet. geçen bir sürün üzerine atıyor. Aynen. Büyük tesadüfler sonucu balığı tutuyor yani. Oh, indi ya bir de çok güzel balıklar ya. Aynı tesadüften Şahika'yı da bu hafta rastlar inşallah. Benim yediğim en lezzetli balıklardı yani. O yediğimiz adada. O açlıktandır. Açlıktan değil gerçekten. Yani açlıktandır. Biz oyun çok kazanıyorduk. Ama yani orada yediğimiz balıklar bilmiyorum ben çok beğenmiştim yani. Peki tamam balık mevzusunu konuşuruz daha sonra deyip Berna hakkındaki yorumunu merak ediyorum Hakan senin. Berna Öztürk. Berna Öztürk aha. hakkında. Çünkü saçları... dördüncü oldu. Ya çok değişti. Dördüncü oldu. Ya evet o saçlarını konuşuruz bayağı bir değişti. Oldu. Şimdi Berna'nın şeyine bakınca puanına bakınca burada zaten Berna 10 puan almış. Bunun 3'ü demin bahsettiğimiz sembol oyununda ikinci olmasından geliyor. Ama yine de 6 oyun oynamış. 10 oyun oynamış, 6'sını kazanmış. İyi, bu da iyi bir sonuç. Bir de Berna böyle sevinçleri falan tatlı. Yani benim gözümdeki tek eksisi o Sabriye ile Pınar'la beraber ettikleri kavgadaki duruşuydu. Hı. Onun dışında Berna öyle pozitif. Mesela benim için şey değil, pozitif, yapıcı, keyifli bir insan. Aynen hani nereye kadar dersen işte Birleşme Partisi civarı diyorum önce sonrası ama daha fazla değil tabii ki. Yani. Peki izleyicilerimiz yanlış anlamasın ama şimdi Tarık Mengüç diğerlerinden daha yaşlı olgun diye biz onun performansında bazı düşüşler ya da çok fazla kendini gösteremeyeceğini düşünürken bu haftaki sıralamada Furkan'dan daha yüksek. Evet. Ya bu da bir soru işareti değil mi? Furkan çok iyi başladı şahane oynuyor dedik şimdi Tarık'tan daha az. Aslında bu soru işaretini bizim Tarık'ta değil Furkan'da konuşmamız lazım çünkü Furkan... Evet. Çıktığı 9 oyundan 7'sini kaybetmiş. Eksi 3 puanla bitirmiş. Tarık Mengüç de 3 puanda bitirince arada bir fark olmuş. 7 oyun kaybetmiş. Çok evet. fazla. Evet. Furkan dediğim gibi bir böyle iyi başladı. Ya böyle adapte olamadı şu an ada koşullarına. Fiziken düştü. Ya da işte en tehlikeli şeydir Survivor'da. Ben ne oldum havasına girerseniz. O çok tehlikeli. Bir de işte şey de çok önemli. Kimle durduğunuz yan yana. Yani... Evet. Anlatabildim mi? Şimdi Furkan, Serhat biraz sert duruyorlar şu an. Yani sert duruyorlar. Furkan da sert gözüküyor şu an. Yani birbirlerini gazlayacaklar gibi gözüküyor. Halbuki Furkan sakin kalsa, o ilk haftaki performansıyla yatsa kenarda zaten son 8'de yani. Peki cümlene virgül koyup soru sorup öyle devam edelim. Tabii. Yan ekrandan madem Hakan böyle bir konuyu açtı, sizce Furkan'ın performansı neden düştü şeklinde bir soru yöneltelim sizlere. Hırsına yenik düştü, parkurlarda zorlandı. İki seçenek belirledik biz. Bakalım oranlar ne yönde çıkacak Hakan? Havaya girdi diye C şıkkı yani. C şıkkı yok bu ikisi. Tamam bu ikisi. Bu ikisi arasında dengeli çıkar ama biraz daha... Hırsına yenik düştü üstün bilmiyorum ya çok dengeli çıkar yani. Hırsına yani. Yenik düştü çıkar gibi geliyor. Karar veremedim. Damla ne sence? Yani Furkan hakkında bir genel yorumunu alsan ilk hafta evet çok iyi performans gösterdi dedik. Acun Bey hatta evet. konseyde bravo dedi hani beklemediğim performansı gösterdin dedi sonra zaten bitti. Ya şimdi hani ben şöyle değerlendiriyorum parkur gerçekten ya kötü bir sporcu değil yani kötü bir survivor değil bence çok iyi. Hızlı olduğunu da düşünüyorum fakat... Hani dediğim gibi yani ikinci haftaya bakıp da bunu değerlendirip de işte Furkan kötü olmaya başladı demek çok doğru gelmiyor bana. Yani yine bir çıkış yakalayacaktır. Belki psikolojik olarak bir düşüş yaptığı kavgalar ya da hakikaten işte ne bileyim kiminle beraberdi? Serhat Akın'la beraber olup ondan etkilenip o performansını da düşürmüş olabilir. Hani bu tartışma hırsına yenik düşmüş olabilir. Bu da bir etken. Ama parkur da ona bakmamış olabilir. Ama sonuçta 100 binler arasından oraya gidiyorlarsa ki gönüller için elbette bu geçerli. Ünlüler daha farklı gidiyor ama yani her şeyde iyi olmak zorunda değil mi şampiyon olabilmek için? Ya mutlaka ama bir düşüş yaşayacaktır illaki ya da bir oyun sırasında hani yaşadığı bir talihsiz olay işte bu tartışmalar gibi hani onun motivasyonunu da düşürmüş olabilir. Hmm. Ya bundan etkileniyor olabilir çünkü bence yaşı küçük bir de. Çok hani, da değil. 26 27, 27 yaşında Furkan. Yani biz onu havuç yani, olarak hafızımıza kazandık. Evet, ama hayır şimdi etrafında da büyük insanlar var ya. Evet, hani evet. Kendisini ondan dolayı küçük hissedip belki öyle bir şey yani. Olabilir. O motivasyonu bozmuş olabilir. Olasılıklar üzerine konuşuyoruz zaten. Bu arada çok güzel bir şey söyledi. Şu an adada yaşa en ufak olan Furkan. Evet. Hepsinin yaşını biliyorum. Ünlüler takımında. Net olarak söyleyeyim Furkan adanın en ufağı. Hmm. Çünkü evet. hepsi 80 küsür doğumlu. Furkan 90 doğumlu. Evet. Ya, Tarık Mengüç 48 yaşındaymış. Tarık 60 küsür doğumlu yani. 69'lu. Bir de ben şey düşünüyorum yani şimdi Furkan da aslında şimdi ikinci hafta kötü performans gösterdi diyoruz ama baktığında oyunlarda iyi aslında parkurda ama böyle şansa da kaybettiği oyunlar var. Yani top için içeriden giriyor.
Ya ama bak ayırmamak falan lazım. Bir insan evet hızlı olabilir de sonda atışı yapamıyorsak ben de sen de başkası yine de da. Yine de kötüsün. Ya oyuna komple kazanamıyorsun bakacaksın işte. Evet, doğru. Sonuç itibariyle kazanamıyorsun. Puanı yani, da aramıyorsun. Bir de ben şeyi de mesela şimdi kim ondan demin kim çıkış yakalamıştı? Gönüller takımında Furkan'dan. Furkan'la oyun oynayıp kim? O Geday yok. Yiğit. Kim? Yok, demin kimden konuşuyorduk? Neyse Ebru hatırlamaya ya, çalışırken biz gönüllere bakalım. Çünkü bu arada yan ekranında oylamaya devam edebilirsiniz. Bir kez daha hatırlatalım. Sizce Furkan'ın performansı neden düştü? Hırsına yenik düştü. Parkurlarda zorlandı şeklinde bir soru sorduk sizlere. Bakalım oranlar ne yönde gelecek? Bu arada Ebru sen de gönüllerle ilgili olan bölümünü hatırlamış olursun. Bir gönüllerin performans sıralamasını izliyoruz. Ardından buradayız. Survivor Panorama olarak Survivor'ların başarı tablosunu ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Gönüller 2 ödül ve 1 dokunulmazlık oyunu kazanarak haftayı başarılı bir şekilde kapattılar. Peki bu başarı istatistiklere nasıl yansıdı? İşte gönüllerin haftalık başarı grafiği. (Gülüyor) 13 numara. Gönüller takımının son sırasında bu hafta Deniz'e var. Elenme stresi yaşayan genç yarışmacı 7 oyuna çıktı. 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucu haftayı 2 puanda tamamladı. Deniz'e de atamadı. Deniz'e kazandı. 12 numara. Gönüller'in çok şey beklediği Yiğit bu hafta bekleneni veremedi ve 12 numaranın sahibi oldu. Yiğit 6 oyundan 2'sini kazandı, 4'ünü kaybetti. Haftalık puanı 3. Yiğit kazandı. 11 numara. Gönüller takımının iddialı kızlarından Elif henüz tam olarak kendini gösterebilmiş değil. Takımı adına 8 mücadeleye çıkan genç yarışmacı 3 galibiyete karşılık 5 mağlubiyetle tamamladı haftayı. Ve Elif önce atacak. Elif! İnanılmaz kazandı. 10 numara. Erdi Ünver bu hafta başarılı bir çıkış yaptı. Henüz tam formunu bulamadı ama yine de son basamaktan kurtulup 10 numaranın sahibi oldu. Atan kazanacak. Erdi inanılmaz yer attı topu. Erdi bu hafta 5 oyuna çıktı. 3 galibiyeti, 2 mağlubiyeti var. Haftalık puanı 5. Evet Erdi takıldı. Bir tane atacağım zaten. Bayrampaşa abi. Erdi kazandı. 9 numara. Gönüllerde 9 numara yeni yarışmacı Anıl'ın oldu. Anıl hafta boyu 7 oyunda mücadele etti. 3 galibiyeti, 4 mağlubiyeti var. Puanı 6. Furkan. Benim gibi. Atamadı. Anıl attı. Anıl kazandı. 8 numara. Gönüllerin güçlü silahı Volkan bu hafta şok bir düşüş yaşadı. 2. sıradan 8. sıraya gerileyen Volkan 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle yarıştı. Hanesindeki puansa 6. Volkan atışlara başladı. 1'de 1 yaptı. Fatih'te geldi. 2'yi kıramadı. Fatih kırdı. 2-1. Volkan kazandı. 7 numara. Ünlülerin 7 numarasında bir diğer yeni yarışmacı Sadin var. İlk 2 oyunu kaybettiği için potaya çıkarılan Sadin 7 oyundan 4'ünü kazandı, 3'ünü ise kaybetti. Puanı 7. Sadin de attı. Şimdi durum eşit. Atan kazanacak. Atan kazanacak. Atamadılar. Geriden tut ipi. Olmadı. Sadin attı. Sadin kazandı. 6 numara. Survivor'a hızlı bir giriş yapan ve ilk hafta 3 numarada yer alan Burçak bu kez 6. sırada. Burçak atarsa kazanacak. Oldu, oldu, oldu. Oldu. Gönüllerin sanatçı ruhlu Survivor'ı 6 oyunun 3'ünü kazandı, 3'ünü kaybetti. Haftalık puanı 7. Burçak kazandı. 5 numara. Busokeyi oyuncusu Tuğçe bu hafta 5 numaranın sahibi oldu. Tuğçe ünlülere karşı 11 oyuna çıktı. 5 mücadeleyi kazanan genç yarışmacı 6 oyunu kaybetti. Puanı 10. Tuğçe attı, ilk bayrağı kaldırdı. Şahika olmadı. Tuğçe ikinciyi de attı, Tuğçe kazandı. 4 numara. Gökhan, Berna Keklikler ve Anıl'la tartışarak gergin bir hafta geçirdi. Yine de başarı grafiğindeki yerini yükselterek 4. sıraya tırmandı. Gökhan çok avantajlı.
Ve Gökhan kazandı. Aferin. Tarık Bozul'da kaldı. Gönüllerde lider olarak öne çıkmaya başlayan Gökhan takımı adına 12 oyunda mücadele etti. Ünlüleri 7 kez yenmeyi başaran yarışmacı 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Puanı 12. Gökhan attı, 1'de 1 yaptı. Adem attı, Adem de bayrağı kaldırdı. Durum eşit, atan kazanacak. Adem atamadı, Gökhan kazandı. Sıra geldi gönüllerin ilk 3 ismini öğrenmeye. Geçtiğimiz haftayı ısınma turları olarak değerlendiren Ogeday 9. sıradan 3. sıraya transfer oldu. Ogeday attı, ilk bayrağı kaldırdı, 2. bayrak. Fatih de geldi, yetişebilecek mi? Ogeday kazandı. Ogeday toplamda 11 oyunda rakip karşısında parkurda ter döktü. 6 galibiyetine karşılık 5 mağlubiyeti var. Puanı 15. Ogeday atamadı. Yine atamadı. Adem ortadaki yanlış. Adem! Bekle! Ogeday kazandı. 2 numara. Gönüllerde bu hafta 2 numara Berna Kekliklere emanet. Berna Keklikler özellikle su böreği oyununda yıldızlaştı. Berna attı. Sema atamadı. Adı hayatında da öne çıkmaya başlayan Berna Keklikler 11 oyunda mücadele etti. 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle haftayı tamamladı. Puanı 15. Kim kazanacak? Berna yine gelemedi. Top adeta Berna'yı istiyor. Geri geldi tekrar 2 kere. Ve Berna kazandı. Ve işte 1 numara. İnan attı. Atan kazanacak. Eser kazandı. Eser Vest bu haftada zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı. 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle gönüllerin en başarılı ismi olan Eser Vest haftayı 16 puanla tamamladı. Eser avantajlı. Eser sakin. Serhat attı. Eser attı. Eser kazandı. Durum 2-1 oldu. 2-1 ünlüler önde final oyununda. Gönüller takımı bakalım önümüzdeki hafta nasıl bir performansla karşımızda olacak. Şimdi gönüllerde de en başarılı erkek Eser, en başarılı kadın Berna Keklikler. Şimdi bu durumla başlayalım, sonra yavaş yavaş değerlendiririz. Şöyle söylüyorum, ben zaten gönüllüler grubum, bir saniye hemen bakıyorum. Eser'le Berna. Aha. Ya Berna zaten çok iyi bir çıkış yaptı. Dediğim gibi ben göz altından geldi fakat hani hakikaten performansı o kadar iyi beklemiyordum ama Baya Sema ile yarışıyor. Yani işte benle Nagihan gibi bir eşleşme oldu yani şu anda. Sürekli bir aradalar aynı. Evet sürekli yani Berna bu rolü üstlendi. Ondan dolayı da belki Berna çok konuşuluyor. Hakikaten performansı da iyi olduğu için. Hani kişilik, karakter ya da vesairesi hani tartışmalarına falan girmiyorum. Çünkü sadece sportif anlamda ve parkurlardaki anlamda değerlendiriyorum. Eser de bazı oyunlarda izledim. Eser de çok başarılı. Atışları da iyi. Fakat şöyle bir durum var. Eser bazen geride kalıyor. Hani sanki çok hızlı koşamıyor fakat oyun bitiriciliği anlamında iyi ve yani güçlü olabilecek şeyler bunlar diye ben bakıyorum olaya. Fakat aslında şöyle de bir durum var. Ogeday daha hızlı. Ama Ogeday üçüncü mesela. Evet. Ogeday fakat ya Ogeday daha hızlı olmasına rağmen mesela Eser oldu. Yani bilmiyorum ama önemli olan zaten burada hani hız değil, sonuca geldiğiniz zaman bitirebiliyorsanız, atışlarınız iyiyse, o sakinliği koruyabiliyorsanız işte böyle puanları da toplayabiliyorsunuz. Yani bu demek değildir ki Eser kötü demiyorum. Eser de çok iyi bir yarışmacı, Ogeday da çok iyi bir yarışmacı. Yani mesela ben Ogeday favori peki olarak şey yapıyorum. Sonlara baktığımız zaman da kadınlarda Deniz en düşük oyu var. Evet. Yiğit de erkeklerde en düşük oya sahip. Şaşırttı mı bu sonuç seni? Yok şaşırtmadı. Puan yani, bu arada oy dedim. Şaşırtmadı çünkü yani onların bence gidişatı o sırada devam edecek gibi geliyor bana. Yani Yiğit'le Deniz Hanım performansı çünkü diğer takımdaki diğer oyunculara göre daha güçsüzler bana göre. Belki Yiğit kendini biraz daha gösterebilir. Yani belki bir tık ama Deniz Hanım çok ilerleyebileceğini sanmıyorum. Peki yan ekranın sonuçlarını açıklayalım. Ondan sonra Hakan'dan da yorum alacağız. Sizce Furkan'ın performansı neden düştü şeklinde bir soru yönelttik sizlere. İki seçeneğimiz vardı. Yes. Hırsına yenik düştü. Parkurlarda zorlandı. Oranlar gelsin şimdi ekranlara. Hırsına yenik düştü %77. Parkurlarda zorlandı %23. Şimdi
Hızlıca senden yorum isteyeceğim Hakan çünkü tabii. Reklama gideceğiz. Tamam. Gönüllülerin performansı için. Gönüllülerin performansı erkeklerde evet Eser'le Ogeday öne çıkıyor ama geçen senelerde olan Survivor yarışmacıları gibi böyle açık ara çok iyi diyeceğimiz bir yarışmacı yok. Hani kadınlarda Sema'yı örnek verirsek ya da Pınar'ı örnek verirsek ama gönüllülerin erkekleri ortalamada daha iyi diye söyleyebilirim ben. Ben gönülleri erkeklerin, ünlüleri de kadınların taşıdığını düşünüyorum. Evet. Gönüllerde Denisa'nın en altta olması normal. Yiğit'in, Elif'in, Erdin'in. Ama bunların Erdin'in altında olması aslında Erdin'in sandığımızdan daha çok oyun aldığını evet. da bir göstergesi. İnşallah Erdi devam eder böyle. Peki reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra bu akşama dair ipuçlarını da sizlerle paylaşıyor olacağız. Kısa bir aranın ardından buradayız. İkinci hafta üst üste en iyi performans almak gerçekten gururlandırdı beni. Vallahi Eser birinci oldu ama bazen birinci olmaktansa adam olmak daha önemlidir. Saygısını fazla aşıyor. Yani o sevinç gösterileri abartıyor. Yani. Ben de sakin kalamıyorum. İçimde fırtınalar kopuyor aslında. Yani ben de etrafı delirip kırmak istiyorum. Beni de tabii patlama noktasına getirdim. Sen de aynı arkadaşım göreceğim ben seni. İnşallah o adalar yani dua etsin. Yani tsunami falan gelir de o adalar birleşmez. 4, 3, 2, 1, falan! İnanmazsınız. Çok güzel karşıladı. Değişik bir stil kullandı. Bakın, dipnot düşüyorum. Tesadüfen aynı ismi yazan arkadaşlar. Erdin'in zulmünden kaçamayacaklar. Şimdi Erdin yine kendine has uslubuyla noktayı koymuş belli ama şimdi ünlüler takımının erkekleri hep birlikte Eser'e yüklenmiş gibi görünüyorlar. Bu akşam biraz kıran kırana durumlar söz konusu gibi. Ne dersin Damla? Ya şimdi zaten Furkan olayından sonra Serhat'la beraber girdiği bu diyalogda tabii normal yani. Hani bir yerden bir kıvılcım çıkıyor, alevleniyorsun ve oradan sonra da bilenmeye başlıyorsun. Bu parkurlara taşınıyor. Parkurda işte hani işte yüz yüze gelmemeye çalışıyorsun. İşte sevinçler daha bir bağırarak olmaya başlıyor. Hani ben yendim işte gösterdim sana tarzında. Yani bu böyle devam edecektir uzun bir süre. Çünkü yani gördüğümüz kadarıyla Serhat da hani fazlasıyla tsunami çıksın, adalar birleşmesin diyor. Çok iddialı cümleler bunlar. Yani profesyonel sporcu olup daha doğrusu hani profesyonel demeyeceğim ama sporcu olanların böyle iddialı olması çok normal. Bir çekişme söz konusu olacaktır hem de fazlasıyla. Ama bu akşam ne olacak ben çok merakla bekliyorum. Kandın oyunu biraz, söyle evet, söyle. Kandım, evet. Çünkü ben voleybol gerçekten çok seviyorum. Çok da... Olmak isterdim işte yani. Evet. Geçmiş olsun ama evet. Bitti. Evet ya. Ebru sen ne söylersin? Bu akşam için özellikle akşam. Oyunu geçsen bir kenara alsan. İlhan Mansız da sahalara dönmüş bu arada söyle. Ya evet izlemeyi özlemiştik. Bugün izleyeceğiz. Ben Furkan'ı şaşırdım. Böyle çok değişik yani Eser'e bilenmişler. Merak ediyorum ben de yani neden bu kadar bilenmişler. İzleyeceğim merakla bakacağım. Hakan senin yorumun ne ya gerçekten her hafta daha ne olabilir derken üstüne katlanarak çoğalıyor birbirlerine karşı olan öfkeleri. Vallahi ipuçlarına bakarsak hepsi bir kere uykulu vermiş röportajı gözler şiş o yüzden ne söylediklerini pek bilmiyorum. Yani oyun öncesi. Furkan'ın lafı rahatsız etti beni hani adam olsunlar önce falan gibi hani güzel bir laf ama herkes dikkat etmeli buna o yüzden... Bu kadar iddialı konuşması da bence Furkan'ın ağzına yakışmıyor. Furkan daha tatlı şeyler evet. söylemeli. Bilmiyorum yanılıyor muyum ne diyorsunuz yani doğru değil mi? Furkan sempatik kalmalı. Sempatik kalırsa finale gider. Yoksa bu tarzda bu tatta devam ederse konuşma anlamında
kendisini çok seviyorum. Dışarıdan da tanıyorum. Peki. O yüzden sana vereyim sözü. Buyurun. Peki efendim. Damla'yı da Ebru'yu da çok özlemişiz. İyi ki geldiniz programımıza. Önümüzdeki haftalarda yeniden ikisini birden görmek isteriz elbette. Hakan'ın yorumlarını da bütün hafta boyunca dinledik. Muhteşem yorumları ve tespitlerine devam edecek. Ne zaman? Pazartesi günü saat 12.45'te. Bu arada Survivor'ın yeni bölümü de bu akşam saat 20'de. Sakın kaçırmayın deyip izninizle ayrılıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.